İyi akşamlar değerli izleyiciler. Kanal D, CNN Türk ortak yayınına hoş geldiniz. Canlı yayınımız başladı. Konuğum, sorularımı yönelteceğim isim Sayın Başbakan, Sayın Binali Yıldırım. İstanbul'un en güzel mekanlarından birinde ve nispeten az bilinen bir yerde, Vahdettin Köşkü'nde, Çengelköy'de, İstanbul'un Anadolu yakasında, gerçekten İstanbul'un olağanüstü güzel noktalarından birinde, Başbakanlık binalarından biri olarak kullanılan bu yapıdayız. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Hakan Bey. Çok teşekkür ederim efendim. Hem Kanal D CNN Türk adına bu yayın davetimizi kabul ettiğiniz için hem de İstanbul'a hoş geldiniz. Van'daydınız. Evet. Van'dan yeni geldik. Muhteşem bir miting yaptık. Oradaki Vanlıların söylediğine göre son 15 yılda gerçekleştirilen en heyecanlı, en geniş katılımlı miting olduğu ifade edildi. Bu ara tabii birçok ildesiniz. Bir gün içinde birkaç farklı şehre gidiyorsunuz. Doğru. Bundan sonraki planlarınızda hangi şehir? Yarın Ankara, Kayseri var. Ondan sonra devam ediyor. Nasıl meydandaki hava? Yani evet, hayır noktasında böyle birçok iddia ortaya atılıyor. İşte bıçak sırtı bir durum olduğunu iddia edenler var. Elinizde bizimle paylaşabileceğiniz, şimdi bizi milyonlarca kişi izliyor. Bu yayının etkisi büyük hem Kanal D hem CNN Türk'te. Bir anket sonucu var mı Sayın Başbakan? Anket sonuçları var tabii ama paylaşmayacağım. Paylaşmaz mısınız? Yok. Ama ben vatandaşlarımıza biraz saygısızlık olarak görüyorum. Peki. Çünkü gerçek anket, gerçek sonuç vatandaşlarımızın 16 Nisan'da sandığa gidip vereceği oylardır. Ondan önce tahmin yapılabilir. Çalışma alanlarını, nereye yoğunlaşmak gerektiğini, hangi alanlarda daha fazla gayret göstermek gerektiğini anlamak için çalışmalar partimiz yapıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları yapıyor. Benim bir prensibim var. Anketlere inanırım ancak kendim yaparsam. Beklediğiniz neticeleri görebiliyor musunuz o anketlerde? Allah'a şükür biz rahatız. Rahat mısınız? Bir problem yok. Vatandaşımız bugüne kadar hiç yanlış yapmadı. Biz de yanlış bir iş yapmıyoruz. Yanlış yapmadığımıza inanıyoruz. Ve bu yaptığımız değişiklik Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber eminim ki vatandaşımız tarafından da onaylanacak. Evet oylarıyla bu halk oylaması 16 Nisan'da sonuçlanmış olacak. Efendim, birçok merak edilen nokta var. Bazı kaygılar dile getiriliyor. Sayın evet. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakıyoruz. Biz bir canlı yayın yaptık. CNN Türk'te burada da dile getirdi. Şimdi bir darbe girişimi, daha doğru bir ifadeyle farklı bir darbe sürecine giriyor Türkiye diyor. Nasıl? İşte bunun bir gücün, Türkiye'deki birçok gücün tek bir kişinin elinde toplanmasıyla ilgili bir eleştirisi var. Bunun ciddi sorunlar yaratabileceğini söylüyor. Fesih yetkisi olduğunu, bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi olacağını yeni anayasayla birlikte ifade ediyor. Mesela sabah kalktığında bütün muhtarlıkları kaldırır, kıdem tazminatını kaldırabilir, asgari ücreti dondurdum diyebilir. Şimdi eski mevcut sistemde bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisinde ancak kanun çıkması gerekiyor. Fakat yeni düzenleme anayasa değişikliğiyle bunun tek bir kişinin elinde toplanacağını, bunun da demokrasi açısından sorun teşkil edeceğini ifade ediyor. Yani darbe, farklı bir darbe sürecine giriyor derken biraz bunlardan bahsediyor ve diyor ki bir kişiyi satın alırsanız Türkiye'yi ele geçirirsiniz. Ne demek o? Yani bir kişiyi satın almak. Şu anlamda mi kullanıyor bunu? Yeni sistemde bir kişiyi ikna ederseniz bütün Türkiye'yi ele geçirirsiniz. Nasıl ikna edeceksiniz Hakan Bey? Bu bir kişi dediğiniz insan halkın %50'sinden fazlasının oyuyla iş başına geliyor. Tek adam nerede olur? Tek adam padişahlıkta olur, monarşide olur, diktatörlükte olur. Orada da zaten halkın oylarıyla falan gelmiyor. O çeşitli şekillerde ya soydan geliyor yahut efendim darbelerle geliyor.
parlamentoyu, demokratik sistemleri ortadan kaldırıyor. Bir takım güçleri kullanarak, yani silahlı güçleri kullanarak, vesayet odaklarını kullanarak iktidarda olmaya devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu herhalde bu anayasanın görüşmelerinde neler konuşulduğunu, neler yapıldığını mecliste takip etmedi. Bütün bunlar konuşuldu mecliste. Milletvekillerini ikna etmek için her yolu denediler. Bizim grubumuzdan, Milliyetçi Hareket Parti grubuna yönelik duygusal mesajları verdiler. Her şeyi yaptılar. Hatta olmadı, kaba kuvvete de işi götürdüler. Kürsü işgalleri oldu. Efendim, oy verme kabinlerinin önü işgal edildi. Bütün bunlar yaşandı. Komisyon çalıştırılmamaya gayret edildi. Bütün bunların sonunda milletin seçtiği meclis, milletin seçtiği vekiller bu anayasa değişikliğine mecliste olur verdi. Şimdi de milletten onaya gidiyoruz. Yani şimdi Sayın Kılıçdaroğlu darbeyle bunu karıştırıyor. İlk defa Türkiye'de, Cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye'de sivil bir anayasa değişikliği yapılıyor. Şöyle söyleyeyim, ilk defa değil ama yönetim sisteminin değişikliğini öngören önemli bir değişiklik, parlamentodan milli iradenin eliyle yapılıyor. Bakın, biz bu anayasa değişikliği çalışmalarına başlamadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Bahçeli'ye gittik. Bunları gelin beraber yapalım. Nitekim başladık da çalışmaya. Ama çalışmanın bir yerinde Cumhuriyet Halk Partisi koptu. Sonra ben kendisine dedim ki, Sayın Kılıçdaroğlu, belli ki biz anayasa değişikliği konusunda farklı düşünüyoruz. Siz parlamenter sistemin devamından yanasınız. Biz de diyoruz ki parlamenter sistem Türkiye'de zaman zaman darbelere zemin hazırlıyor. Zaman zaman ekonomik krizlere sebep oluyor. Onun için güçlü, sürekli iktidarı, istikrarı sağlayacak bir yönetim sistemine ihtiyaç var. Bu da ancak sandıkta temin edilebilir. Bunu Cumhurbaşkanlığı sistemi yahut başkanlık sistemi olarak öngörüyoruz. Eğer siz buna rıza göstermiyorsanız, buyurun siz de teklifinizi hazırlayın, siz de getirin, biz de getirelim, ikisinde görüşelim. İttifakla geçsin meclisten, fark etmez. Ne olacak? Yine götürelim millete. Millet karar versin. 367'nin üzerinde veya 550 milletvekiliyle de geçse, götürelim, kararı millet versin. Yani tek adamlık teranesi tutturmuş gidiyor CHP. Herhalde onlar kendi partilerinin geçmiş tarihini hatırlıyorlar. Şimdi böyle bir şey yok. Demokrasilerde tek adam yok. Seçimle gelen seçimle gider. Recep Tayyip Erdoğan 11,5 yıl başbakanlık yaptı. Cumhurbaşkanlığına aday olmasaydı devam ederdi, değil mi? Niye? Çünkü millet yaptığı işleri benimsiyor ve dolayısıyla da her seçimde daha fazla destek vererek devamını istiyor. Ama bu sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bırakın tek adam olmayı, sınırlama var. 10 yılla sınırlanıyor. 10 yılın ötesinde artık çok istenseniz bile vatandaş aman dursun gitmesin tekrar devam etsin deseniz de edemiyor.
Hiçbir istisnası yok mu bunun? Mesela bu fesih tartışması bir türlü bitmedi ve galiba bu, yani referanduma kadar anladığım kadarıyla gündemde olacak. Yeterince net değil mi? Biraz muğlak mı kaldı o maddenin tarifi? Bundan mı kaynaklanıyor? Yani bir fesih yetkisi olacak mı? Cumhurbaşkanının olmayacak mı? Biz Cumhurbaşkanının var. Fesih yetkisi yok. Fesihler darbe anayasalarında olur. Yani bak, 15 Temmuz başarılı olsaydı meclis feshedilecekti, parlamento kapatılacaktı. Nitekim 1980'de meclis feshedildi, 1960'da feshedildi, darbelerde meclisler feshedilir. Ne var? Fesih yok. Ama bir şey var. O da seçimlerin yenilenmesidir. Seçimlerin yenilenmesi bir tıkanmaya karşı, krize karşı bir tedbirdir. Mevcut anayasanın 116. maddesinde Cumhurbaşkanı meclisi seçime götürebiliyor. Seçime götürme ayrı bir şey, kapatma ayrı bir şey. Fesih meclisin kapatılmasıdır. Seçime götürebiliyor. Hangi şartla götürüyor? Diyelim ki seçim oldu. 7 Haziran'ı hatırlayalım. Evet. Tek başına bir parti iktidara gelmedi. İşte görüşme, hükümet kurma görüşmeleri de sonuç vermedi. 5,5 ay sonra Türkiye'de tekrar seçim yapıldı. Hatırlayalım. Çok uzağa gitmeye lüzum yok. 2015. Bu şekilde bir yetki bunu değiştiriyoruz. Bu kalkıyor. 116. maddeye değişiklik yapılıyor. Deniyor ki Cumhurbaşkanı seçim kararı alabilir. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi de seçim kararı alabilir. Yani karşılıklı seçim yenileme yetkisi veriliyor. Ama burada bir ince nokta var. Diyelim ki meclis seçime gitme kararı aldı. Herhangi bir nedenle. Kendi seçimini de yeniliyor. Cumhurbaşkanını da seçime götürüyor. Otomatik olarak. İkisi birden, iki güç birden seçime gidiyor. Veya Cumhurbaşkanı seçime gitme kararı aldı. Kendisi gittiği gibi meclis de seçime gitmek zorunda. Çünkü seçimler aynı gün yapılıyor. 5 yılda bir yapılıyor. O yüzden alınacak seçim kararı her iki iradeyi, meclis iradesini de, Cumhurbaşkanlığı iradesini de bağlıyor. Bakın, Amerika bugün bunu tartışıyor. Amerika'da fesih değil, yani seçim yenileme yetkisi yok. Olmadığı için İşte 2 yılda bir kısmi yenileme oluyor, topal ördek durumu oluyor ve ondan sonra meclis tıkanıyor, bazen kanunlar geçmiyor, bütçe kabul edilmiyor ve ne oluyor? Sistem krize giriyor, zaman kaybediyor. İşte Fransa'yı alalım. Fransa'da başkanın seçime götürme yetkisi var, meclisin yok. Dolayısıyla bu şekilde başka ülkelerin olumsuz örneklerini de dikkate alarak biz tamamen kendi yönetim geleneklerimize uygun, yönetim tecrübemize uygun bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiriyoruz. Bu sistemin adı garantili hükümet sistemi. Burada hiç ne demek İhtimal, garanti, seçim oldu, hükümet belli. Yani iktidar çıktı, çıkmadı, tek başına iktidar oldu, olmadı diye bir şey yok. Bir belirsizlik oluşturmayacak. Katiyen olmaz. Sonuç mu çıkacak? Katiyen olmaz çünkü şart var. %50+1 almadan iktidar olunmuyor. Bugüne kadar %50+1 alan iktidar kaç tane var? Hemen hemen yok. Belki Demokrat Parti zamanı olabilir. AK Parti bile %50
yaklaştı. 49'lardı. 49-9 neyse. 50'nin üzerine çıkmadı. Kim var bir tek? Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde %52 aldı. İşte şimdi bütün bu değişiklik yürürlüğe girince yapılacak ilk genel seçimde uygulama başlayacak. Cumhurbaşkanı adayı seçime girecek ve en az seçmenin yarısından bir fazlasının oyunu alması lazım. Almazsa iktidar olamıyor. Biliyorsunuz 2 hafta içinde seçim tekrarlanıyor. Mutlaka %50+1'i buluyor. Bu ne demektir? Seçim bitti, sandıklar kapandı, sayım yapıldı. Ülkeyi yönetecek iktidar belli. Millet düşünmeyecek. Kim hükümet olacak, kim başbakan olacak, güven oyu alacak mı, almayacak mı? Vatandaş sandığa gitti, görevini yaptı. Akşam geç saatlerde ülkeyi yönetecek olan belli. Zaman kaybı yok. İstikrar var, güven var ve vatandaşa verilen bütün vaatlerin yerine getirilmesi var. Niye tek adam değil? Bir kere seçimle geldi. %50 oyla geldi. Buna tek adam demek vatandaşın iradesini yok saymak. Efendim yetkileri itibariyle, itibariyle bir eleştiri var. Yani o kadar fazla yetki, o kadar fazla alanda belirleyici bir gücü olacak ki Cumhurbaşkanı'nın, bu ister istemez bir gücün aşırı şekilde daha önceki dönemlerde olmadığı kadar veya modern demokrasilerde olmadığı kadar bazı örneklerle anlatılıyor. Bir kişide toplanması anlamına gelir. Bu da bugün olmasa da yarın bazı yanlışlara ve suistimallere neden olabilir gibi bir kanaat var. CHP, HDP ve bazı başka toplum kesimlerinde bu de eleştiriler geliyor. Bu kanaat olabilir ama bu gerçek değil. Bizim görevimiz, sizin göreviniz vatandaşa doğruları anlatmak. Şu anda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiler, Hakan Bey, mevcut anayasadaki yetkilerden çok farkı yok. Nedir tek fark? Cumhurbaşkanı kararname çıkarabiliyor. Yani bugünkü Bakanlar Kurulu gibi. Bakanlar Kurulu kararı gibi. Artık Bakanlar Kurulu kaldırıldığı için, Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı'yla birleştirildiği için burada Cumhurbaşkanı kararname çıkarıyor. Peki, kanun hükmünde değil ama, değil mi? Kanun, hayır. Kanunun gerisinde. Hayır. Evet. Bakın kararnamelerin konusu yürütmeyle ilgili. Yürütme konularıyla ilgili kararname çıkarabilir. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili kararname çıkarılamaz. Siyasi haklar, kişisel haklarla ilgili kararname çıkarılamaz. Ancak bir şey daha var anayasada. Bir konu anayasada kanunlarla tanımlanmışsa, anayasada zikrediliyorsa bunun hakkında kararname çıkarılamıyor. Diyelim ki Yüksek Öğrenim Kurumu'nun nasıl oluşacağı, Milli Güvenlik Kurulu'nun nasıl oluşacağı, efendim yerel yönetimlerin nasıl oluşacağı, yüksek yargının nasıl oluşacağı, efendim temel ve hak hürriyetlerin nasıl, nelerden ibaret olduğu, bütün bu konularla ilgili anayasada hükümler var. Anayasada hüküm olan konularda kararname çıkamıyor. Bir. Ayrıca anayasada diyorsa ki bu konu kanunla düzenlenir. Herhangi bir konu kanunla düzenlenir diyorsa bu konuda da kararname çıkaramıyor. Eğer çıkarırsa kanun kararnamenin üzerinde yer alacak. Bu çok açık yazıyor değişiklikte. Yani uygulayıcı bakacak, o tabii yargı konusu olacak. Kardeşim bak burada açıkça kanunla bu iş yapılır diyor. Sen bunun için kararname çıkarmışsın. Bu yanlış. Mahkeme hemen iptal edecek. Bu kadar basit.
diyelim ki kanuna uymadı. Cumhurbaşkanı kafasına göre iş yaptı. Anayasa Mahkemesi'ne götürme yetkisi var meclisin. Çıkarılan Cumhurbaşkanı kararnamesini Anayasa Mahkemesi'ne götürme yetkisi var. Aynı yetki çıkarılan kararname kanun eğer Cumhurbaşkanının elini kolunu bağlıyorsa Cumhurbaşkanı da yine Anayasa Mahkemesi'ne götürebiliyor. Yani bu mudur çok yetki? Ne var çok yetki dedikleri? Efendim bakanların sayısını belirlemek. Bakanların isimlerini belirlemek. Yardımcılarının sayısını belirlemek. Bunlar mesela çok tartışılıyor. Ne var? Yani siz, diyor ki efendim, size bir görev verdik. Bakan Bey size bir görev verdi millet. Alın ülkeyi 5 yıllığına yönetin. İster 10 bakanla yönetin, ister 20 bakanla yönetin. Yani Türkiye'nin teamülleri var, gelenekleri var. Bugüne kadar 100 tane başkan yardımcısı yahut devlet bakanı yahut bakanlıkla Türkiye'nin yönetildiğini gördünüz mü? Böyle bir yanlışa düşerseniz millet hemen sizi cezalandırır. Peki bunun sayısının zikredilmesi, tanımlanması ihtiyaçlar var. Daha iyi olur muydu acaba? Hayır. Sayısal bir hayır, ifade. Bence ya bu tartışmayı engellemiş olmaz mıydı acaba? Ama Türkiye'nin ihtiyaçları değişiyor. Öyle bir alan oluşuyor ki mesela sosyal medya, siber bu alanlar yeni alanlar. Buralarda yeni bakanlık kurmak, sanayi 4.0, sanal gerçeklik. Buralarda bakanlığa ihtiyacınız var. Bazı bakanlıkların adını değiştirmeniz lazım, sayısını değiştirmeniz lazım. Araştırma, geliştirme, yüksek teknoloji. Bunlar için bir daha kanun çıkaracaksınız. Gideceksiniz, meclisle uğraşacaksınız. O zaman kaybedeceksiniz. Millet size yetkiyi veriyor. Şimdi %50 yetkiyi veren adama güvenmeyeceğiz. Daha az yetki alan vekillere, milletvekiline daha çok güveneceğiz. Böyle bir sistem olur mu? Güç milli iradeyle oluşur. Milli irade gücü kime verirse o gücü kullanır. Kullanamazsa kaos olur. Bizim geleneğimiz var. Bakın. AK Parti iktidarından önce bir ara bakan sayısı 36'ya kadar çıktı. Niye? İşte o itiraz ediyor. Hadi al sana bir bakanlık. O itiraz ediyor. Al sana bir bakanlık. Burada öyle yok. Burada iktidar tek, güçlü, tek başına, iş başında. Dolayısıyla memleketin ihtiyacı kaç bakanlık kardeşim? 16 bakanlık. Amerika 14 bakanlıkla idare ediliyor. Bakan sayısının azalacağını mı düşünüyorsunuz? Gayet tabii. Bakan sayısı dönemde. Gayet tabii. Bakan sayısı azalacak. Açıkçası verilen yetkiyi kötüye kullanırsanız bunu sadece millet denetlemiyor. Millet 5 yılda bir denetliyor. 5 yılda bir cevabını verecek. Ama ona gelinceye kadar kim denetleyecek? Meclis. Başka bir kontrol mekanizması, denetim mekanizması var mı? Meclis nasıl denetleyecek? Şimdiki Cumhurbaşkanı meclis fiilen denetleyemiyor. Çünkü tek başına yaptığı işlemlerden dolayı Cumhurbaşkanı sorumsuz. Sadece vatana ihanetten suçlanabilir. Vatana ihanet diye de bir suç yok Hakan Bey. Yani fiilen Cumhurbaşkanı suçlanamıyor ve cezalandırılamıyor. Şimdi getirdiğimiz değişiklikle Cumhurbaşkanı hem cezalandırılabiliyor hem aklınıza gelen herhangi bir suçtan dolayı suçlanabiliyor. Herhangi bir suç. Herhangi bir suç. Hiçbir sınırlama yok. Yani bunu bu açık açık yazıyor. İsterseniz o açayım okuyayım size. Efendim Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı ve yani bunların seçimle gelmiyor olması üzerinden de bir tartışma ve bir itiraz evet. var. Yani bunun bugün veya yarın bir soruna neden olabileceği, Cumhurbaşkanı'nın bir yurt dışı seyahati olabilir, uzun sürmesi gerekebilir. Başka bir nedenle herhangi bir nedenle uzun süre göreviyle ilgilenemeyecek bir durum söz konusu olabilir. O kişiye nasıl güvenecek Türkiye? Seçimle gelmemiş.
kimdir, nedir diye bir şey var. Yani ben bunu biraz daha basitleştirerek anlattım ama ilkesel olarak böyle bir soru var. Şimdi bakanlar da atanıyor, o da bir şey yapabilir Cumhurbaşkanı yokken. Şimdi Hakan Bey bakın, bunlar söyleniyor ama bunların gerçeklik yanı yok. Niye yok? Yani bir Cumhurbaşkanı'nın başına bir iş geldi, Allah göstermesin. Yardımcısı 45 gün içinde seçime götürecek. Başka yapacağı hiçbir şey yok. Açıkça anayasada yazıyor. Anayasaya aykırı hareket etti mi? Götürmüyorum diyebilir mi? Deme şansı yok. Yok. Nasıl diyecek canım? Meclis toplanır, alaşağı eder, biter. Böyle bir şey kim yapabilir? Meclisin bunu yapma imkanı var. Gayet tabii, her zaman var. Cumhurbaşkanı yardımcısına karşı. Gayet tabii. Burada anayasayı ihlal etmenin suçu nedir? Anayasayı ihlal etmenin suçu meclisin denetim mekanizmasını kullanarak gerekli cezayı verir. Anayasaya aykırı hareket ettin diye, evet, suç işledin diye ceza verir. 3 günlüğüne, 5 günlüğüne bir yardımcı bir yere gitti diye memlekette ne olacak yani? Yardımcı tutup da ülkeyi sınırdan dışarı mı kaçıracak? Böyle bir şey olur mu? Bunlar deli saçması şeyler. Doğru dürüst elle tutulur bir şey bulamayınca efendim buralardan bir şey çıkar mı çıkmaz mı, ne olacak peki? Diyelim ki seçimde yardımcının geldiği bir şey yok ki, sistem yok ki, hiçbir yerde yok. Amerika'da sadece seçimde giren başkan diyor ki benim yardımcım bu olacak diyor. O da seçimle gelmiyor. Sadece ismini zikrediyor. Ama ilan etmiş oluyor. Galiba. İlan ediyor. Evet. Ama onunla gidecek diye bir şey yok. Onun başına bir iş gelince ne olacak? Yani bütün yönetimlerde aslın vekil, asılın bütün yetkilerine sahiptir. Bunlar anayasada yazılıyor. Bu anayasayı da millet onaylıyor. Dolayısıyla anayasada zikredilen bir kurum meşruiyeti yok diye burada kalkıp böyle bir şey söylenemez. Bu mümkün değil. Şimdi niye efendim Büyük Millet Meclisi Başkanı vekalet etmiyor? Onu da söyleyeyim. Evet. Bu sistemin en önemli özelliği yürütmeyle yasamayı birbirinden kesin çizgilerle ayırıyor. Şimdi meclis başkanını, Cumhurbaşkanı'nın vekaletini versek bu sefer yasamayla aynı zamanda yürütmeyi denetleyen kurumun başı yürütmeye dahil olmuş oluyor. Bu da sistemin prensiplerine aykırı, ruhuna aykırı. Bu nedenle zaten bu sistemde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde eğer milletvekili bakan olduysa milletvekilliğiyle ilişiği kesiliyor. Veya dışarıdan bakan atanıyor. Bunun arka planında ne var? Yürütmenin yasamadan, meclisten tamamen bağımsız hale getirilmesi yatıyor. O bakımdan yani bu söylenenlerin esasında ne hukuki ne bilimsel hiçbir gerçekliği yok. Yani kim yasalara uymayan bir iş yaparsa, nasıl bir vatandaş yasalara uymuyorsa cezalandırılıyor. Aynı şekilde bir cumhurbaşkanı da, bir başkan yardımcısı da, bakanları da yasalara uymuyorsa mutlaka onun hem cezai sorumluluğu var, hem hukuki sorumluluğu var, hem de siyasi sorumluluğu var. Siyasi sorumluluğu kim veriyor? Vatandaş. 5 yılda bir sandıkta veriyor. Hukuki sorumluluğu kim veriyor? Meclis. Cezai sorumluluğu kim veriyor? Meclisin göndermesiyle, Yüce Divan sıfatıyla oluşturulan Anayasa Mahkemesi veriyor. Şimdi bir yalan da tutturdular. Bunlar ömür boyu hesap sorulamaz hale geliyorlar. Var mı böyle bir? Yok böyle bir şey. Yok. Diyelim ki 10 sene Cumhurbaşkanlığı yaptınız. Bitti göreviniz. Ondan sonra bir suç işlediniz.
trafik kazası yaptınız, birini ölümüne sebep oldun. Normal bir vatandaş gibi cezanızı alırsınız. Ama diyelim ki 10 yıl 2019-2029 arasında Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığınız sürede ki konularla ilgili size bir suçlama yapıldı. Efendim siz filanca işi yanlış yaptınız. Onun için davacıyım dedim. Meclis bunu gündeme getirdi. O yargılama ile göreviniz bittikten sonraki yargılama aynı değil. Orada korumanız var. Aksi halde görev yapamazsınız Hakan Bey. Bugün de var bu. Yeni bir şey değil. Bugün bakanlar, başbakan, cumhurbaşkanı, herkes görev yaptığı, hatta genelkurmay başkanı da dahil, kuvvet komutanları da dahil. Aynı şekilde mi koruyor bugün de? Tabii, görev yaptığı sürelerle ilgili ne yapıyorlar? Onların belirli bir yolu var. Kalktın, terörle mücadele ettin, talimatlar verdin, bir takım işler yaptın. Sonra birisi aklını esiyor, sizi cezalandırmaya kalkıyor. Olmaz. Onun da cezalandırma yolu var ama o süreyle, her görev süresiyle sınırlı. Ondan sonraki hayatı için, ondan sonraki yaptığı işler için aynı koruma yok. Öncesinde de yok. Ama ne var? İddia görevden sonra da gündeme getirilebilir. Aday olurken de gündeme getirilebilir. Aday olurken böyle bir koruma yok. Anlatabildim mi? Evet. Görev yaptığınız süreyi ilgilendiren bir suçlama ne zaman olursa olsun onun yolu meclisin belirli oranlarda kabulüyle, soruşturma yapmasıyla ortaya çıkıyor. Ve orada da bugünkü sistemden daha az güvence var. Bugünkü sistemde 3/2 ile, yani toplam meclis sayısının 3/2 ile, 367 ile, 4/3, yanlış söyledim. Mevcut sistemde 4/3 ile gönderilebiliyor. Yeni getirilen değişiklikle bu oran 3/2'ye indiriliyor. Yani 367'ye indiriliyor. O birinde 413 ile ancak, yani mevcutla 413 milletvekilinin oluruyla gidebiliyor. Ama yeni değişiklikte 367 kafi geliyor. Neye göre? 550'ye göre. Oran sayı 600'e çıkınca bunlar da değişir ama oran dersek %75 ile mevcut anayasaya göre ancak Yüce Divan'a gönderilebiliyor. Değişikliğe göre %67 ile gönderme imkanı var. Yani güvence biraz daha azaltıyor. Suçlama alanı da istediğiniz kadar genişliyor. Efendim, gibi, eğer evet sonucu çıkarsa halk oylamasından, evet, 2019 sürecinde siz Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak görev yapmış olacaksınız. Şimdi ben yani iç sesinizi de biraz merak ediyorum. Bu nasıl bir duygu, ne hissediyorsunuz? Bir taraftan da çünkü CHP ve bu sistemin, mevcut sistemin devam etmesinden yana olanlar biz başbakanlığı korumak istiyoruz. Aman. Gibi şeyler söylüyorlar. Size yönelik böyle bir şey de var. Yani, CHP'ye bak. Yani kötü bir şey mi sizi korumak istemeleri? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugüne kadar neredelermiş ya? Yani acımasız bir şekilde bize her türlü şeyi söylüyorlardı. CHP zaten son bu referandum sürecinde kuzu taktiği uyguluyor. Bu kuzu taktiği mi? Evet. Nasıl yani? Böyle hiç böyle sakin, sinirlenmiyor, cevap vermiyor. Yani gören de bilmeyen de zanneder ki CHP değişti. CHP değişmedi. CHP şimdi böyle vatandaşa mağdur, masum rolü oynayarak... Bunu bir strateji olarak mı görüyorsunuz? Bu bir strateji, bu akıl. Nedir bu, bunun amacı? Halk oyununa yönelik, efendim bak biz işte şunu diyor, biz başbakanı koruyoruz. Ya kardeşim, sana mı düştü başbakanı korumak? Başbakan
alnının akıyla bu memlekette yıllardır hizmet ediyor. Bölünmüş yollar, dünyanın en büyük eserlerini memleketimize kazandırdık. Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ya beni koruyacağına kardeşim çalış da yeni sistemde sen de iktidar olmanın yoluna bak. Yani benim korumaya bak, ihtiyacım yok mu? Hiçbir ihtiyacım yok. Bizi koruyan millet, millet koruduktan sonra başkasına ihtiyacımız yok. Bir, ikincisi biz Yaradan'a sığınmışız. Milletimizin verdiği sorumluluğu yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bakın çok açık söylüyorum. Ben hararetle bu değişikliği istiyorsam demek ki bu ülkem için, milletim için çok faydalı bir şey ve doğru bir şey. Ben şahsımın ihtirasını, koltuğu bırakmak istiyorsam böyle bir karara rıza gösteriyorsam, bunu zevkle yapıyorsam, istekle yapıyorsam bu ülkemin geleceği için önemli bir şeydir. Gençlerimiz için, çocuklarımız için önemli bir şeydir. Yani şunu söylüyorum, daha önce de söyledim. Bu memleket için bir Ali değil bin Ali feda olsun diyorum. O kadar açık konuşuyorum. Ülkem kazanacak, bir kişinin kaybetmesi ne önem var? Bu bir kayıp değil. Bu şeref benim için. Bu değişikliğin yapılması neyi getiriyor Hakan Bey? Ülkede darbe riskini ortadan kaldırıyor. Bak açık konuş. Nasıl darbe riskini ortadan kaldırıyor? İşte buyurun. Darbeleri hatırlayın. 80 darbesin ne oldu? Yapıldı, sonuç aldı. Efendim, 15 Temmuz sonuç alamadı. Niye alamadı? Güçlü iktidar vardı. O iktidara güvenen millet vardı. Ve 15 Temmuz'da darbeciler darbeyi yedi. Bütün Türkiye kenetlendi. Nasıl oldu? Herkesin çağrısıyla millet meydanlara iniyor mu? Güvendiği lider olursa meydanlara iner. Recep Tayyip Erdoğan'a bu millet güvendiği için, gerekli desteği verdiği için meydanlara indi. O tanklara, toplara, bombalara göğsünü siper etti. Bayrağı indirmedi, ezanları dindirmedi. Darbecilere de dersini verdi. Peki 80'de niye olmadı? 28 Şubat'ta niye olmadı? 71, 12 Mart muhtırasında niye olmadı? Zayıf iktidarlar. Zayıf iktidarlar olunca maalesef bu tip demokrasi dışı girişimlere karşı konulamıyor. Bunu tecrübelerimize yaşadık. Bakın, efendim bu sisteme ne lüzum var? Niye getiriyorsunuz? Ben size şunu göstersin arkadaşlar. Evet, lütfen. Bu tarafın bak. Jimmy Jeep herhalde alacak değil mi arkadaşlar? Evet. İyi efendim. Alabiliyorlar. Peki bakın. Burada Türkiye ile Güney Kore'nin karşılaştırılması. Hangi açıdan karşılaştırıyor? Bakın. Türkiye, Güney Kore büyüme açısından karşılaştırılıyor. Ekonomik evet. Büyüme. Şimdi nerede? 1987. Koyu renkli olan Güney Kore, açık renkli olan turkuaz. Evet, evet. Evet, biz şu daha kısa çizgilerle gösterilen Türkiye, koyu olan Güney Kore. 1987'de Kore bizim bugünkü yaptığımız gibi bir hükümet değişikliğine gitti Hakan Bey. O günden bugüne Güney Kore'de 6 tane başkan görev yapmış. Bizde ise 20 hükümet. Yani 6 hükümete karşı 20 hükümet. 11 tane başbakan. Yani bir başbakanın süresi işte bir seneden biraz fazla. Şimdi 87'de anayasa değişikliği yapıyor. Halk oylamasıyla birlikte parlamenter sistemi terk ediyor. Ve başkanlık sistemine geçiyor Güney Kore. O sene Türkiye'nin kişi başı milli geliri bakarsak 1703 dolar. Kore'ninki
$3,627. Farklı. Evet. Yani bizimkinin neredeyse iki katına yakın. Geliyoruz 10 sene sonra. 97'ye geliyoruz. 97'de biz 1700'den 3143'e çıkıyoruz. Hakan Bey Kore nereye gidiyor? 3600'den 12.196'ya gidiyor. Bir 10 sene sonra daha 2007'ye geliyoruz. Biz 3000'den 9000'e çıkıyoruz. Unutmayalım, burası AK Parti dönemi. Bak yine farkı görüyorsunuz. 3 kat. Ona rağmen Kore nereye gidiyor? $23,101 gidiyor. 2007'den 2015'e geliyoruz. Kore 27.221'e geliyor. Biz 9.125'teyiz. Başkanlık, şimdi bu ne? Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilirse bu fark kapanır mı? Yoksa Türkiye ne yapar? Yani Kore'yi, Güney Kore'yi yakalar anlamında biz mı söylüyorsunuz? Biz de bu hızla gideceğiz. Bu hızla gideceğiz. Bu hızla gideceğiz. Hızımız yani artacak diyorsunuz. Kalkınma. Bakın eğer biz AK Parti iktidarında 2002'den bugüne kadar bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık. Kişi başı milli gelir 3 kat arttı. Genel milli gelirimiz de 3 kat arttı. Eğer 92'den itibaren Türkiye'de tek başına iktidar olsaydı bu 3 kat olmayacaktı, 5 kat olacaktı. Ne olurdu bugün milli geliri Türkiye'nin? 5 kat ne olur? Yani şu anda $20,000 olacak. Yani aşağı yukarı Avrupa Birliği ortalamalarına yaklaşmıştı. Şu anda %52-53'ündeyiz. Şu an o bir türlü %80'ini bulacaktık. %90'ına yaklaşacaktık. Evet. Şimdi yazık değil mi bu ülkeye? Yani bu ülkeye yazık değil mi? Soruyorum. İstikrar olsa, kuvvetli iktidar olsa, Türkiye zaman kaybetmese, bürokrasiden zaman kaybetmese, efendim kısır çekişmelerden zaman kaybetmese, yoluna devam etse, ülkemizde refah artsa, terör belasından kurtulsak, bundan kimle kaybedecek? Efendim, şimdi reklama gitmeden önemli bir şey daha sormak istiyorum. Siz evet, eski yol arkadaşlarınızla da bir araya geldiniz son dönemde ve zaman zaman temas kuruyorsunuz. Mesela Sayın Abdullah Gül, Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Bülent Arınç, önemli isimler, önemli görevlerde bulunmuş kişiler. Bugün Ahmet Hakan da Hürriyet Gazetesi'nde Sayın Abdullah Gül'ün olası oyununa dair bir tahminini dile getirmiş. Ne oy kullanacaklarına dair bir şeyiniz, bir bilginiz var mı? Size bir şey söylediler mi? Ne tahmin ediyorsunuz bu referandumda? Yani benim başkasının oyu hakkında hüküm vermem çok büyük nezaketsizlik olur. Yani ne? Bu yönde bir şey ifade ettiler mi size? Bir, şu anlamda ben soruyorum. Ben sormadım. Bir destek ifade edildi bu anlamda soruyorum. Kimseye oyunun rengini sormadım. Biz sadece evet vermenin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu, evetin ne anlama geldiğini, ülkemize neler kazandıracağını, gençlerimize, torunlarımıza emanet edeceğimiz bu ülkeyi gelecek kuşaklara ne fayda sağlayacağını anlatıyoruz. Ama mesela Ahmet Bey anayasa görüşmelerinde, komisyonda, mecliste destekledi. Sayın Davutoğlu. Gayet tabii. Gayet tabii. Biz yol arkadaşıyız. Biz beraber yola çıktık Hakan Bey. Abdullah Bey bu partinin kurucularındandır. Ahmet Bey sonra dahil olmuştur. Ben partinin kurucularındanım. Dolayısıyla bizim yol arkadaşlığımız belirli bir süreye göre değildir. Bu yol arkadaşlığı ahirete kadar gider. Ahirette de yine biz yol arkadaşıyız. Zaman zaman hepimizin hataları olur. Yanlışları olur. Ama hiçbir arkadaşımız bu yol arkadaşlığına, bu davaya bilerek ihanet etmemiştir. Etmez de. Onu AK Parti'nin farkı da bu. Eski yeni yok AK Parti'de. AK Parti bu yolda beraber yola çıkmışsak her zaman beraber yürümeye gayret ediyoruz. Mesele memleket meselesi olunca
Gerisi teferruat. Peki bir reklama gidelim efendim. Ardından devam edelim. Kanal D CNN Türk ortak yayınında İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde Sayın Başbakan Sayın Binali Yıldırım sorularımızı yanıtlıyor. Çok önemli gündem konuları var. Şu ana kadar halk oylaması, referandum, yeni modelle ilgili konulara değindik. Ama birazdan başka konuları da konuşuyor olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Değerli izleyiciler, tekrar iyi akşamlar. İstanbul'dayız. Sayın Başbakan, Sayın Binali Yıldırım'a sorularımı yöneltiyorum. Kanal D, CNN Türk ortak yayınında devam ediyoruz. Türkiye'nin gündemindeki bu çok önemli konuları konuşuyoruz. Efendim, hayır çıkarsa referandumdan. Yani evetin suyu mu çıktı? Evet çıkacağından benim zerre kadar tereddütüm yok. Milletime çok güveniyorum. Ya ben hayır grubunun yaptığı gibi korku, kaos, endişe pompalamak istemiyorum. Yani vatandaş gidecek, hayır da verecek, evet de verecek, evet de veren, hayır da veren bizim vatandaşımız kararları başımız gözümüz üstüne. Biz neyi anlatıyoruz? Evet çıkması halinde Türkiye ne kazanacak? Onlar ne anlatıyor? Evet çıkmasın, hayır çıksın, evet çıkarsa muhtarlıklar kapanacak, minibüs hatları iptal olacak, efendime söyleyeyim iş adamlarının fabrikaları ellerinden alınacak. Yabancı yatırımcı gelmez gibi mesela şeyler bile söyleyenler oldu. Bunu engelleyen bir durum mu yaratır? Şimdi, özellikle Avrupa'dan gelen eleştirileri atıfta bunlara bunu ifade ettiler. Yabancı yatırımcı öngörülebilirliğe bakar. Yabancı yatırımcı ne zaman gelir? Yabancı yatırım eğer ülkede istikrar varsa, ülkede güçlü iktidar varsa yabancı yatırımcı gelir. Büyüme keza güçlü iktidarlar döneminde olur. Düşük enflasyon, düşük faiz efendim güçlü iktidarlar döneminde olur. Şimdi bakalım yabancı yatırımcı nasıl geliyor? Son 14 yıla bakalım. Son 14 yıl içerisinde yabancı yatırımcı 164 milyar dolar yabancı yatırım oldu. Niye? Daha önceki dönemlerde ne kadardı? Yılda 1 milyar dolar. Ne kadar fark var? 14 yılda 14 milyar dolar. Bir önceki 14 yılda. Son 14 yılda AK Parti döneminde 164 milyar dolar. Peki. Yani 16 milyar doların üzerinde. Bu trendin artacağını mı düşünüyorsunuz? Gayet tabii. Yatırımcısınız. Siz yarın bu ülkede ne olacak? İktidar devam edecek mi? Bir belirsizlik olacak mı? Olmayacak mı? Yatırımcı buna bakar. Kimin iş başında olduğuna bakmaz. Ülkede güçlü yönetim var mı? Bugün Hakan Bey, bakın İtalya bu zayıf iktidarlardan çok çekti yıllarca. En sonunda 2015'te oturdular, bir değişiklik yaptılar yasalarında. %40'ın altında oy alamayan iktidar olamayacak diye. Peki bu diktatörlük mü? Bunu yaptılar. Şimdi %40 üstünü alınca tek başına iktidar oluyor. Bir tanım getirdiler. Biz onu da demiyoruz. Biz 50'nin üzerinde alırsan iktidar olacaksın. İtalya'dan daha yüksek tuttuk çıtayı. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bunları izah eden şurada bir diyagram var. Arkadaşlar bunu alabilirse biraz küçük. Bir tam karşıya doğru kaldırabilir misiniz lütfen efendim? Evet şimdi bu şekilde. Efendim şöyle. Şimdi bu Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılından beri gösteriyor. Evet. Galiba şu kamera alıyor. Karşıdaki kamera alıyor. Efendim 1923 ile 38 arası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi. Büyüme ne kadar? %7.8. Gösterebiliyorlar. Gösterebiliyorlar. Şimdi ondan sonra
38-50 arası. Şu kırmızı çizgi Türkiye'nin büyüme oranını gösteriyor. Evet, evet. Kırmızı çizgiler. Şu kesik kesik mavi çizgilerle dünyadaki ortalama büyüme. Evet. Onu 50'den sonra alıyoruz. Öncesi yok çünkü işte İkinci Dünya Savaşı var. Duraksama dönemde. Vesaire vesaire. Şimdi İnönü dönemi 1938-1950 büyüme %1.9. Çok düşük tabii Atatürk dönemine göre. Bunun izahı olabilir. Ben bunu bir şey olarak yani almıyorum. Yani bir olumsuzluk olarak almıyorum. Bu gerçekleşen bir dönemi şartlarını. Bakın 50'ye geliyor Hakan Bey. 50-60 arasına bakıyoruz. Dünya büyümesi %2.8. Dünyadaki büyüme oranı. Mavi çizgiyle. Evet. Türkiye'de kaç olmuş? %6.4. Menderes dönemi. Orada ne var? Tek başına iktidar var. Tek başına güçlü iktidarda bak 2'ye 3'e katlamış. Geliyoruz. Efendim 60'la 80 arası kısa dönemli Demirel hükümeti var. Daha sonra koalisyon hükümetleri var. Büyüme dünya ortalamasıyla hemen hemen aynı gitmiş. Yani düşük seyretmiş. Geliyoruz 80'li yıllara, 92'ye kadar Özal iktidarda. Yine güçlü tek başına iktidar. Dünya ortalaması 2.9 yüzde. Türkiye ne kadar? 6.1. Burada 5 yazmışız ama 6.1. Farkı görüyorsunuz değil mi? Niye? Tek başına güçlü iktidar var. Geliyoruz 92-2001 arası. Düşüyor Türkiye'nin büyüme. Ne oldu? Küt diye hemen 2. nereye 2. düşmüş? 2.2'ye düşmüş. Dünya ortalamasının da altında. Dünya ortalaması 3.6. Niye? Zayıf iktidarlar var. Ne oldu? 80'li yıllarda kazandığımızı 90'lı yıllarda kaybettik. 50'li yıllarda kazandığımızı efendim 60-70'li yıllarda kaybettik. Geldik 2002-2016 AK Parti dönemi dünya ortalaması ben tam seçemiyorum 3 mü? 2.9. Ha, 2.9. Türkiye 5.95. 6 civarında. 6. Yani 2 kat. Görüyorsunuz. 90'ların kaybını şimdi. Yani bundan sonra ne olacak? İstikrara bundan sonra ne olacak? Ya böyle gideceğiz ya böyle gideceğiz. Bir dakika onu gösterelim. O evet son bir daha lütfen karşıdaki kameraya gösterir evet. misiniz? Yani ben hayır olursa ne olur demiştim. Siz hayır olursa bir anlamda bu büyüme oranının düşeceğini gösterir. Nereye düşer yani? Yani %3'lere düşer. Düşer. Peki evet çıkarsa evet en iyimser tahminle nerelere çıkar? %7'nin üzerine çıkar. %7'nin üzerine çıkar. Bundan sonraki büyüme oranları. Bu önemli bir açıklama. Evet. %7'nin üzerine çıkar. Tahminler bunu gösteriyor. Yani bu şimdi, mesela kaç yıllık bir zaman diliminde? Sürekli bu. Diyelim ki bu sene itibariyle bir şöyle, evet çıktı. Bu en az 3 dönem böyle gider. %7'ler civarında. Tabii. Çünkü ondan sonra bu kadar hızlı gitmez. Türkiye artık gelişmesini tamamladığı için Hakan Bey. Bu sefer yani yavaş yavaş gelişmiş, büyümüş, kalkınmış bir ülkeyi büyütmek o kadar kolay olmaz. Bugünkü Amerika'nın, Avrupa'nın içinde olduğu durum başlar. Refah seviyesi artık iyice arttıktan sonra büyüme yani daha mütevazi oranlara döner. Ama siz de maksadınıza ulaşmış olursunuz. 2 trilyon dolarlık ekonomiler seviyesine gelip dünyada da projeksiyonlarda da yani ilk ona girmek aşağı yukarı imkansız gibi görünüyor belki ama onlar da var. Onlar da var. O senaryo da var.
şurada gözüküyor. Nerede görüyorsunuz Türkiye'yi? Yani Türkiye'yi bakın. Aşağı yukarı bir İtalya seviyesi falan gibi mesela milli gelir olarak veya gayri safi milli hasıla olarak bakıyoruz. Yani 2000 bu küresel ekonomiklik diye bir tahmin yapmışlar. Nereye kadar? 2050 yılında Türkiye Fransa'yı geride bırakıyor. Yani ilk 11'in içinde yer alıyor. Avrupa'da da o zaman ilk 3'e giriyor aşağı yukarı değil mi? Yok, Almanya, İngiltere. İlk 3'e giremiyor. Giremiyor mu? Ama ilk 10 arasında. Avrupa'da diyorum. Avrupa'da Fransa'yı geçiyorsa ayırmak lazım. Fransa'yı doğru. Fransa'yı geçiyorsa Almanya, Avrupa'da İngiltere. Kim var? Doğru. Doğru. İngiltere ve Almanya var. Evet. Onun dışında 3. olarak Türkiye geliyor Avrupa'da. 2050 tahmini. Evet. Ya bunlar tahmin. Evet. Şimdi işin özetine gelelim. İşin özeti şu. Türkiye bundan sonra eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu millete hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçecekse mutlaka güçlü iktidarlarla bunu sağlayacak. İkide bir vesayetle, darbe tehditleriyle kazandıklarını kaybederek bu hedefleri Türkiye yakalayamaz. Onun için bu anayasa değişikliği bir yönetim sistemi değişikliğidir Hakan Bey. Bu rejim değişikliği falan diyorlar. Bu büyük bir cehalettir. Cehalet değilse bu bir kasıttır. Rejim değişikliği diye bir şey yok ki. 1923'te Türkiye rejimine karar vermiş, padişahlık sona ermiş, İstiklal Savaşı'nı kazanmışız, cumhuriyeti kurmuşuz, ilk cumhurbaşkanımızı Atatürk'ü seçmişiz ve bugün 12. cumhurbaşkanımız var. Burada yaptığımız şey çok açık ve nettir. Sürekli güçlü iktidarı sağlayacak, güveni ve istikrarı kalıcı hale getirecek bir hükümet sistemi getiriyoruz. Yaptığımız bu. Bunun ötesinde bir şey yok. Böyle gerçekle alakası olmayan konuları gündeme getirerek her gün bir yalan, her gün bir yanlışla milletin kafasını CHP, Sayın Kılıçdaroğlu karıştıracağını düşünüyorsa boşuna yoruluyor, boşuna çırpınıyor. Bugün de tutmuş kıdem tazminatı kalkacak diyor. Var mı böyle bir ihtimal? Yok be kardeşim. Anayasada böyle bir hüküm yok. Böyle bir şey yok. Neye bağlı olarak bu iddia ortaya atılabilir? Peki yani ne oldu o zaman? Yalanın mevzuatı yok ki. Yalanın mevzuatı yok. İstediğini söyle. Dilin kemiği mi var? Ama insanlar günün sonunda söylediklerinizi ölçecek, biçecek, size bir not verecek. Ben isterdim ki iktidar olmaya aday bir partinin genel başkanı halka daha güzel şeyler söylesin. Korku, endişe, kaos, tehdit bunları bir kenara bıraksın. Bir ana muhalefet partisi olarak bir ufuk versin. Bir gelecek vizyonu çizsin. Böyle bir şey yok. Peki evet çıkarsa bunun ana muhalefet partisi bakımından bir siyasi sonucu olur mu? Yani bana göre iyi bir sonucu olur. Ne olur? Yani en azından yeni sistemde daha çok gayret ederse ülke yönetimine talip olma imkanları doğar. Böyle bir sonuç çıkar. Ama kendi aralarında ne yaparlar onu bilmem. Yani parti... Kendi içinde zaten orada çoklu bir yapı var. Çoklu bir yapı mı var? Var tabii canım. Yani. Bunu ama demokrasinin bir gereği gibi kendileri takdim ediyorlar. Ben onların işine karışmam. Yani bize dışarıdan gözüken şeklini söylüyor. Çok parçalı mı görüyorsunuz onu mu kastet? Çok parçalı mı görüyorsunuz yani? Yani orada sürekli işte biliyorsunuz genel başkan potansiyel adaylar var. Onlar da şu anda hem hayır kampanyası yapıyorlar bir yandan da kendi gelecek planlarını
hazırlıyorlar. Bir iç rekabet mi? Her zaman olur. Şu yani, bu ayıp bir şey değil. Ama CHP'nin genel yapısında bu var ama ben Kılıçdaroğlu'nu daha uzun süre indireceklerini zannetmiyorum. Neye bağlıyorsunuz? O işi sağlam almış. Ne demek istediniz? Neyse o kadarını söyleyeyim. Ama önemli bir şey söylediniz. Delegeler. Delegelerin desteğini mi almış tabii, demek istiyorsunuz? Tabii. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi'nde de böyle hareketli bir gün dönem yaşandı bu süreçte. Muhalifler vardı, itirazları dile getirenler vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Devlet Bahçeli'nin buradaki desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet kampanyasının yanında yer alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı ve milletvekilleri bu değişiklikte bizimle beraberdi. Beraber yola çıktık. Meclis sürecinde, komisyon aşamalarında hep birlikte çalıştık, samimiyetle çalıştık ve bu değişikliği parlamentodan, meclisten geçirdik, milletin önüne getirdik. Milliyetçi Hareket Partisi de tabii evet kampanyasını yapıyor. Nasıl bir işbirliğine evrilebilir bundan sonra MHP ve sizin aranızdaki bu şey? Bizim nasıl taçlandırılabilir bu, daha bu doğru halk mesela oylaması için bir hedef birliğimiz var. Beraber getirdiğimiz bu teklifin halk oylamasında vatandaşlarımızın gerek ülkücü, milliyetçi, MHP'ye gönül vermiş, gerek AK Parti'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın evet oylarıyla en azından kabul edilmesi ama bununla da sınırlı değil. Biz CHP'ye gönül veren, destek veren vatandaşlarımızdan da bu desteği talep ediyoruz ve destek vereceklerine inanıyoruz. Aynı şekilde HDP'ye geçmişte HDP Türkiye Partisi oldu. Artık bölücülüğün tarafında değil düşüncesiyle oy veren vatandaşlarımıza Doğu, Güneydoğu veya büyük şehirlerde bu değişikliğe evet vermelerini istiyoruz. Aynı şekilde Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, diğer partilere gönül veren vatandaşlarımızın da evet vermesini istiyoruz. Çünkü bu bir seçim değil Hakan Bey. Burada partiler yok, adaylar yok. Partiler seçime girmiyor. Türkiye'nin geleceğini oyluyoruz. Türkiye gelecekte darbe tehditleriyle, kaos tehditleriyle, FETÖ'nün, PKK'nın, DAEŞ'in tehditleriyle uğraşmaya devam edecek. Yoksa güçlü iktidarla bunları bertaraf edecek, bütün gücünü, enerjisini büyümeye, kalkınmaya, 80 milyonun birliğine, beraberliğine, kardeşliğine mi harcayacak? Bunun kararını vereceğiz. Onun için hangi partiye gönül verirse versin, hangi partiye oy vermiş olursa olsun, benim bütün vatandaşlarımdan talebim, gelin bu Türkiye'nin geleceği, bu gençlerimizin geleceği, torunlarımızın, çocuklarımızın geleceği. Bir olalım, beraber olalım, Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa edelim. Bu geleceğin oluşturulmasında benim de katkım var, payım var demenin onurunu, gururunu birlikte yaşayalım. Efendim, referandumdan sonra çıkacak olan sonuç ne olursa olsun veya sizin arzu ettiğiniz ve beklediğiniz oranda diyelim ki evet çıkarsa, desteklediğiniz evet oranda, Kürt meselesinin çözümünde barışçı ve demokratik yöntemlerle daha fazla özgürlük alanlarının genişletilmesi ve yöre halkının veya Kürt seçmenlerin, Türkiye'deki farklı bölgelerde yaşayan insanların beklentilerini karşılamak yönünde önemli adımlar beklenebilir mi? Bir rahatlatıcı adım beklenebilir mi? Bunun referandumla alakası yok Hakan Bey. Biz şunu çok açık seçik görüyoruz. Doğu'da, Güneydoğu'da. Oradaki PKK'nın bölgede yaşayan vatandaşlarımız üzerindeki zulmünü, tehdidini, korkutmasını kaldırdık zaten. Vatandaş rahatladı. Şimdi eskiden de gidiyorduk Van'a, Diyarbakır'a, Bitlis'e, Muş'a, Hakkari'ye, Şırnak'a. Bırakın bayrağı çıkıp dalgalandırmak,
bizi gördüğü zaman içeri giriyor, kapıyı kapatıyordu. Bizimle görülürse sonradan hayatı tehlikeye gireceği için terör örgütünün korkusundan, onların şirretinden saklanacak yer arıyordu. Şimdi bunlar, kalmadı mı? Bunlar bitti. Bitti mi? Bitti. Vatandaş özgüveniyle bayrağı elinde teröre lanet okuyor. Teröristler, onların taraftarı olan bölücü partinin mensupları geldi mi, gelmeyin diyor. Onları uzaklaştırıyor. Bu hale geldi. Çözüm nedir biliyor musun? Çözüm, terör örgütünü, PKK'yı vatandaşlarımızla devlet arasından çıkarmaktır. Bu ülkenin her karış toprağına vatandaşımız doğuda, kuzeyde, güneyde, nerede olursa olsun rahatça gidebilmesidir. İş kurabilmesidir, eğitim yapabilmesidir, geleceğini inşa etmesidir. Terör diye bir korkuyu hissetmemesidir. Çözüm budur. Daha fazla hak ve özgürlük alanının genişletilmesi yönünde bir adım olabilir mi? Ve bunlar yapıldı zaten. Şunu da sormak istiyorum Sayın Başbakan. HDP, yani PKK'dan tabii ki bahsetmiyorum ama HDP tabanında bir hayal kırıklığı veya bir kırgınlık var mıdır? Özellikle HDP'li bazı milletvekillerinin, önemli bazı isimlerin tutuklulukları ve onlarla ilgili hukuki süreçlerden ötürü. Yani o tabana yönelik de bir başka bir çağrınız, bir yaklaşımınız şöyle, var mı? Şöyle bakın, burada HDP 7 Haziran öncesi bir başka, bugün CHP'nin taktiği gibi başka bir taktik uyguladı. Efendim biz işte Türkiye Partisi olduk. Efendim biz artık teröre mesafeliyiz falan dedi. Millet de ciddi bir destek verdi değil mi? 80'ne yakın milletvekili aldılar. Üçüncü parti oldu mu? Üçüncü parti oldu. Ama ne oldu? Ne oldu? Hemen seçimden sonra biz sırtımızı Kandil'e yasladık. İşte PKK tükürükle sizi boğar. İşte şöyle olur, böyle olur. Ceylanpınar'da iki tane genç fidan polisimizi uykuda şehit ettiler. Ve ondan sonra her şey değişti. O gün bugün, 22 Temmuz 2015. Yani o politikada bir taktik miydi HDP'nin yaklaşımı o dönem? Gayet tabii bir parça canlanınca iradeleri kendinde değil Hakan Bey. Dağın emrinde. Dağ karar verdi. Dağın ne diyorsa onu yaptılar. Eğer özgür iradeleriyle hareket etselerdi, onlara oy veren milyonlarca vatandaşımızın taleplerine dikkat etselerdi, siyaset yaparlardı. Türkiye'de herkes siyaset yapıyor. Dolayısıyla şimdi kendi iradeleri olmayınca terör örgütünün bir anlamda esareti altına girince Türkiye'de siyaset yapamazlar. Ve nitekim yapamadılar. Bakın belediyeleri aldılar. 100'e yakın belediye aldılar. Ne oldu? Milletin verdiği paralar, gönderilen paralar, verilen vergiler o şehrin güzelleşmesine, orada yaşayanların hayatının kolaylaştırılmasına harcanacakken dağa gönderildi. Çukurlar kazıldı. Binalar yerle bir edildi. İnsanlar göçe zorlandı. Yazık değil mi bu insanlara? Hem destek verecekler, hem oy verecekler. Hizmet beklerken bir de zulüm görecekler. Bütün bunlar ortadan kalktı. Ben bakın şunu açık söylüyorum. Kürtlüğünle, Türklüğünle, Caferiysen, Aleviysen, Sünniysen İftihar et kardeşim. O senin şeref belgendir. Ama bir şeyle daha iftihar edeceğiz. Ay yıldızlı bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz. Bu bizim ortak değerimiz. Bu değerlere hepimiz sımsıkı sarılacağız. Nitekim sarıldık. 15 Temmuz'da sadece İstanbul Boğaz Köprüsü'nde değil, Vatan Caddesi'nde değil, efendim Vezneciler'de değil, Ankara Kızılay Meydanı'nda değil, Diyarbakır'da da, başka Diyarbakır'ın meydanlarında da, Van'ın meydanında da, Hakkari'de de,
yurdun her köşesinde insanlar meydanlardaydı. Ülkeye sahip çıktı, hükümete sahip çıktı, cumhurbaşkanına sahip çıktı. Darbecilere gereken dersi verdi. Bir ay nöbet tuttu insanlar. Gündüz çalıştılar, çabaladılar, ekmeklerini kazandılar. Akşam gelip demokrasi nöbetleri tuttular. Yani bütün bunlar ortadayken biz bu millete ne yapsak azdır. Hakan Bey. Evet. Onun için çözüm PKK terör örgütünün yok olup gitmesidir. Her türlü terör örgütünün bu ülkeden yok olup gitmesidir. Onun dışında doğuda da yaşayan, batıda ya da yaşayan hepsi birinci sınıf vatandaştır, başımızın tacıdır. Vatandaşları sınıflandıracak halimiz yok. Anlatabildim mi? Evet. Efendim, Türkiye uzunca bir süredir PKK terörüyle mücadele ediyor ve son dönemde de askeri açıdan çok büyük neticeler alındığını gözlemliyoruz. Evet, ama bir taraftan da yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın ve Avrupa ülkelerinin mühimmatları ve silahlarıyla bu YPG'ye bu kadar destek vermesiyle dolaylı olarak PKK da güçleniyor mu, cesaret mi buluyor? Sınırın öte yanında da gerek Irak'ta gerekse Suriye'deki bir takım yapılarda işte bir Kürdistan ilanı, bu kuşak bizimdir gibi değerlendirmeler, tek taraflı bazı açıklamalar, evet. Kerkük'te bayrakların dalgalandırılması gibi şeyler var. Evet. Türkiye bu adımları bir, yani bu oldu bitti yönündeki tek yönlü adımları nasıl değerlendiriyor? Şöyle bir kere yani bütün bu anlattığınızda işte bu değişikliğin Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikeler bakımından ne kadar önemli olduğunu da bir anlamda ifade ediyor ve bunun cevabını veriyor. Bölgede bir takım hesap kitaplar yapılıyor. Bölgedeki ülkeler tarafından değil, bölge dışındaki ülkeler tarafından bölgeye yönelik bir takım gelecek projeleri var. Bu projeler Türkiye'nin hayrına, iyiliğine projeler değil. PKK'yı açıkça YPG'den destek alıyor, PYD'den destek alıyor. Çok gelişmiş silahlar alıyorlar ve bununla maalesef bizim canımızı yakıyorlar. İnsanlarımıza saldırıyorlar. Biz bunu biliyoruz. Müttefiklerimize bunu her fırsatta söylüyoruz. Bölgede bir oldu bitti yapılmasına, bir takım yapay devletçikler oluşturulmasına biz razı değiliz. Çünkü bu bölgenin istikrarına katkı sağlamaz. Bölgedeki bugünkü kaosu, kargaşayı, savaşı bitirmez, daha da azdırır. Düşün işte Araplar ayrı, efendim Şiiler ayrı, Kürtler ayrı, Ezidiler ayrı, Türkmenler ayrı, Nusayriler ayrı, Keldaniler ayrı. Hepsi parça parça olmuş bir bölge. Oradan hayır gelir mi? Oradan huzur gelir mi? Gelmez. Yani büyük ülkeler zannediyor musunuz ki bu bölgeyi çok sevdikleri için buradalar? Türkiye yalnız mı kaldı efendim bu mücadelesinde? Bunun net olarak soruyorum size. Türkiye bu mücadele, özellikle bu mücadeleyle alakalı Türkiye olarak soruyorum. Türkiye hiçbir zaman yalnız kalmaz. Türkiye'nin en büyük gücü kendisidir. Coğrafi konumudur. Biz bu bölgenin sigortasıyız. Avrupa'nın da sigortasıyız. Bütün bölgenin de sigortasıyız. Şu anda Türkiye oradaki olup bitenlerin izleyen değil, bu gelişmeler konusunda aktif olarak pozisyon alan, karar süreçlerine katılan bir ülke. Fırat Kalkanı'yla biz bunu yaptık. Bizim kadar bölgede DAEŞ'la etkin mücadele eden başka ülke yok. 63 ülke birden Musul'da mücadele ediyor. Daha bir sonuç almış değiller. Ama biz girdik, 3000'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Ve oradan ülkemize
gelen tehditleri durdurduk ve insanlarımızın füzelerle, roketlerle hayatının sona ermesini önüne geçtik. Fırat Kalkanı'nın sona ermesi Türkiye'nin bu bölgedeki rolünü sınırlar mı? Hayır, yani Fırat Kalkanı o 2000 kilometre karelik Cerablus'tan efendim El Baba kadar olan bölgenin teminat altına alınması ve sınırlarımızın güneyinde yeni bir terör oluşumunun önüne geçilmesiydi. Onu tamamladık. Aynı zamanda sınır güvenliğimizin sağlanması, işte ülkemize geçen Suriyelilerin tekrar dönüp yerleşmesiydi. Ne kadar gidebilir efendim? Şu anda 60 bin kadar gitti. Ne kadar daha gidebilir? Ne tahmin ediyorsunuz? Tabii artık oranın kapasitesi sınırlı. Suriye'de tam bir kalıcı siyasi çözüm olmadan çok fazla insanın gitmesini beklemiyoruz. Onun için de bir an önce Astana ateşkes görüşmeleriyle beraber Cenevre görüşmelerinde kalıcı siyasi çözüm olması için Birleşmiş Milletleri, diğer ülkeleri bir araya getiriyoruz ve bir çözüm oluşması için gayret ediyoruz. Yaptığımız bu. Türkiye bölge üzerinde herhangi bir yayılma, nüfuz oluşturma emeli amacı yok. Ne amacımız var? Bölgede otorite boşluğu sona ersin, ölümler dursun, efendim barış, huzur gelsin ki bizim de 1365 kilometre sahil hududumuz var. Sınır şeridimiz var. Sınır şeridimiz var. Irak'la, Suriye'yle. Dolayısıyla buradaki herhangi bir karışıklık, herhangi bir savaş, herhangi bir otorite boşluğu doğrudan bize tehdit oluşturuyor. Efendim, her bakımdan. Türkiye'ye bir oldu bitti yapılmaya çalışılırsa bu süreçte YPG evet. ve onun destekçileri tarafından evet. Türkiye bu sürece doğrudan müdahale eder mi? Biz bir kere hiçbir ordu oldu bittiye izin vermeyiz. Ülkemize gelecek tehdit isterse kendi topraklarımızda olsun, isterse kendi topraklarımız dışında oluşsun, gereken cevabı anında veririz. Kim kimi desteklerse desteklesin, bizi ilgilendirmez. Bizim canımızı yakmaya çalışan, bizim ülkemizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine tehdit olan her türlü unsurla biz baş edecek gücümüz var ve şartlar, zaman ne zaman gelirse gereğini yaparız. Hiç kimseden ayrıca izin almak gibi bir keyfiyetimiz olmaz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Çok önemli bir açıklama yaptınız bu konuyla ilgili. Efendim, referandumdan evet çıkarsa Sayın Cumhurbaşkanı da yeni bir değerlendirme söz konusu olabilir demişti. Bu Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere sürecinin duracağı veya bunun referanduma götürüleceği anlamına mı? Avrupa ile ilişkileri gerçekçi bir boyutta ele almamız lazım. Şu son iki ayda yaşadıklarımız ortada. Bölücü terör örgütlerine, PKK'ya, FETÖ'ye ve DHKPC gibi aşırı solcu örgütlere verdikleri hakları, gösterdikleri müsamahayı maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına, milletvekillerine ve vatandaşlarına göstermedi. Avrupa burada Avrupa değerleri diye çok sıkça söz ettiği bu değerleri rafa kaldırdı. Ne fikir özgürlüğü, ne efendim demokrasi, ne insan hakları, hepsini maalesef bir kenara bıraktı. Orada insanların üzerine atlarla, iplerle saldırıldı. Bakanımızın konsolosluğumuza girişine izin vermediler. Milletvekillerimize salon vermediler. Ama diğer yandan bakıyorum Frankfurt'ta bölücü başının posteri, meydanlarda efendim paçavraları ve binlerce PKK'lı, PKK sempatizanı, FETÖ mensubu Türkiye aleyhinde kampanya yapıyor. Kandil'den video konferansla bölücü
terör örgütü ileri gelen yöneticileri bağlanıyor. Orada ses seda yok. Orada efendim huzursuzluk, karışıklık yok. Yasak yok. Ama konu Türkiye'nin resmi makamları, bakanları, milletvekilleri olduğu zaman maalesef birdenbire güvenlik konusu ön plana çıkıyor. Efendim toplumsal olaylar bahane ediliyor filan. Yasaklar geliyor. İsviçre'de silah dayamış, Erdoğan'ı öldürün diyor. Böyle bir şey olur mu ya? Avrupa'da, Almanya'da, orada burada gazeteler Türkçe çıkıyor. Adamlar oturuyorlar, üşenmiyorlar, adam buluyorlar, Türkçe gazete yapıyorlar. Gazetelerin manşetleri Türkçe, hayır oyu verin. Size ne kardeşim, size ne? Türkiye'nin neye karar vereceğini, hangi yola gideceğini siz mi karar vereceksiniz? Böyle kepazelik olur mu? Bir yandan da efendim bizim iç işlerimize karışmayın. Önce siz kardeşim, önce siz eğer Avrupa değeri diyorsanız, Avrupa demokrasinin beşiği diyorsanız, önce siz Türkiye'nin, Türk insanının kararına saygı duyacaksınız. Onu etkilemek, yönlendirmek için özel gayret göstermeyeceksiniz. Türkiye düşmanlarına kucak açmayacaksınız. Biz Avrupa'dan bunu bekliyoruz. Bütün bunlar tabii oturulup konuşulacak. Böyle devam edemeyiz. Türkiye radikal bir karar alabilir mi efendim? Şöyle, biz vatandaşımızın, milletimizin dediği işi yaparız. Milletimiz ne derse evet, o yönde yürürüz. Onun dışında biz bir şey yapamayız. Biz tek başımıza karar veremeyiz. Yani bir referandum mu o zaman? Onu mu hata ediyorsunuz? Gayet tabii ki önce değerlendirilecek, referandumdan önce gidilecek, denecek ki kardeşim bakın bu yol yol değildir. Bu gidişat gidişat değildir. Siz gerçekten Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi almak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Önce bu konuşulacak. Açık seçik. Burası bir Hristiyan kulübü müdür? Siz bir Müslüman ülkeyi dünyanıza almak istiyor musunuz, almak istemiyor musunuz? 60. kuruluş yıl dönümünde gördük. Vatikan'da hepsi vaaz dinleyen çocuklar gibi Papa'nın önüne oturmuş uslu uslu dinliyorlar. Biz böyle bir görüntü bize uymaz. Bizde laiklik var, demokrasi var. Din, devlet işleri birbirine karıştırılmaz. Bu laik çizginin dışına çıkmakta olduğunu gösteren bir fotoğraf mıydı? Bir ama yani şimdi dini değerler eğer her şeyin üzerindeyse yönetimlerde bunun adına ne denir? Şimdi biz de dini değerlerimiz her şeyin üzerinde, başımızın üzerinde. Ama dini değerlerle siyaset yaptığımız zaman bu sefer işin içinden çıkamayız. Çok önemli bir değerlendirme yapıyoruz. Gayet tabii. Yani laikliğin bunu... özü budur. Laikliğin özü insan Müslüman olur. İnsan az inançlı olur, çok inançlı olur. Efendim beş vaktini kılar, kılmaz. İnanmaz. Bunların hepsi mümkün. Bunlar bizim zati meselelerimizdir. Bunu dayatmaya çalışırsak, topluma bunu bir kural olarak koymaya kalkarsak o toplumda huzur bozulur. Onun için dini konular, mezhep konular bunlar asla ve asla bir yönetim meselesi olmamalıdır. Veya böyle bir görüntü verilmemelidir. İşte bu FETÖ bu yüzden başımıza geldi. Bunlar da dini duyguları sömüre 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 maalesef elde ettikleri bütün kaynakları aldılar. Ülkemizin düşmanlarıyla birlikte bu planları kurdular. Türkiye'de dinin istismar edilmesinin engellenmesi için, yani bu çok önemli bir ders oldu ya Türkiye evet, bakımından, devlet de çok önemli dersler çıkardı mı buradan? Yani bu zeminlerin oluşmaması adına, çünkü dün FETÖ yapılanmasının içine girenler bugün veya yarın başka bazı cemaat ve tarikatlara da sızarak benzer tehlikeleri yaratmayı deneyebilirler. Bu konuda biz ders aldık mı Türkiye olarak ve tedbir alıyor muyuz efendim? Çok çok doğru bir tespit. Sonuna kadar katılıyorum.
Yani biz mutlaka ve mutlaka bu acı tecrübeyi dikkate alıp gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Mecburuz almaya. Aksi halde başka bir alanda tekrar bu zuhur edebilir. Bunların da ortaya çıkmaması, bunların faaliyet alanlarının dışına çıkmaması. Bunların olacak. Olacak ama meşru şekilde faaliyetlerini sürdürecekler. Ülke yönetmeye heveslenmeyecekler. Efendim çok güçlenince bu güçle vay ben neymişim deyip her şeyi hallederiz, yaparız, ederiz, iktidarları değiştiririz. Bir zaman medya yapıyordu bunu. Biliyorsunuz manşetler atılıyordu. İktidarlar 28 Şubat'ta bunu gördük. Efendim bizim dönemimizde de oldu. Bir dönem. 2007'ye kadar. Bütün bunların olmamasının yolu dönüp dolaşıp oraya geliyorum. Güçlü iktidar ve istikrar ve güven. Onun yolu da tek başına iktidardır. Evet. Siz tabii çok yorgunsunuz. Van'dan geldiniz. Ben sizi çok da yormak istemiyorum ama hazır sizi bulmuşken evet. Kısa da bir süre rica ettim rejiden biraz daha olur. Alabilir miyiz diye. Çok da önemli konular var. Birkaç şey daha da sormak istiyorum. Aynen. Avrupa Birliği ülkelerinin başbakanlarından veya liderlerinden size, hükümet temsilcilerine bir telefon veya bir rica geldi mi? Aman şu kritik süreçlerde ne olur? İlişkilerimiz kopmasın. İşte Türkiye bizim için önemlidir, değerlidir. Siz de tonu biraz düşürün gibi bir talep geldi mi? Lütfen varsa böyle bir şey açıklar mısınız? Yani biz Sayın Merkel'le konuştuk telefonda. Yani bu yapılanların doğru olmadığını ve burada kampanya döneminde çifte standart yapılmaması gerektiğini, buradan kampanya için giden arkadaşlarımıza zorluk çıkartılmaması gerektiğini söyledik. Onlar da bu konuda işte yerel federal hükümetlerin, yerel yönetimlerin bazı kararları olduğunu, ona biz karışamayız falan dedi. Ama olmaması için bundan sonra siz kim gelecek, kim gidecek bize de bilgi verin. Biz de gayret edelim şeklinde bir görüşmemiz oldu. Bir de Aile Bakanımızın yaşadığı o hadisede Mark Rutte ile Hollanda Başbakanı ile o gece uzunca görüşmeler yaptık. Onun dışında doğrusunu isterseniz fazla kimseyle görüşmedik. Böyle bir ihtiyaç olmadı. Hakan Bey bakın yani bu anayasa değişikliğini keşke herkes hayır diyenlerdi anlatsaydı. Yani maalesef içerik konuşulmuyor. Ben buna üzülüyorum. İçeriği konuşalım ve doğru konuşalım. Bu yok. Efendim nasıl insanları kafasını çelebiliriz? Nasıl bir anlamda onların düşüncelerini değiştiririz? Tamam bu da hakkınız. Ama bunu yaparken yalana dolana başvurmadan yapacağız. Doğruları söyleyeceğiz. Daima doğruları söyleyeceğiz. Türkiye'nin bugün birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Geçmişten daha çok ihtiyacı var. İçeride 3 tane terör örgütüyle mücadele ediyor. DAEŞ'la, FETÖ'yle, PKK'yla. Dışarıda Suriye'deki savaş 6 yılını doldurdu. Irak'ta yine istikrarsız bir şey var. Görüyorsunuz. Şimdi bir de Irak Kuzey Kürt Bölgesel Yönetimi durup dururken tuttu Kerkük'te kendi bayraklarını çektiler. Ne diyorsunuz öyle, bu işe? Bu yanlış bir şey. Bu Irak Anayasası'na da aykırıdır. Kerkük'ün bugüne kadarki tarihi geçmişine de aykırıdır. Kerkük Türkmen yurdudur. Kerkük'te Araplar var. Sadece Kürtler yok. Arapların, Türkmenlerin itirazına rağmen bu kararı aldılar. Ne olur bu kararı almaya devam ederler? Bu kararın bir anlamı yok. Boş yani yok hükmünde midir bir anlamda? İşte Irak merkezi yönetimi bir karar aldı. Karar aldı. Tanımıyoruz. Bunu tanımıyoruz dedi.
Irak bayrağından başka bayrak burada çekilmez dedi. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının ve ciddiyetinin yeterince farkında değiller mi? İyi ilişkilere sahip olmamız nedeniyle şimdi, Ankara ve Erbil arasında. Yok, bizim ilişkiler ayrı bir şey. İlişkiler terörle mücadele bakımından bizim orada askeri varlıklarımız var. Bu mücadelemizi yapıyoruz. O ayrı bir şey. Ama işin diğer tarafı başka. Yani burada bir alan genişletme, burada bir fiili durum yapma kabul edilebilir bir şey değil. Biz bunu, bu kararı almadan önce de gerekli resmi yollardan, diplomatik yollardan uyarılarımızı yaptık. Ve ondan sonra yine yaptık. Bu konuda Irak hükümetinin yanındayız. Irak hükümeti, merkezi yönetim, evet, merkezi Bağdat yönetimin yanındayız. Ve bu alınan kararı doğru bulmuyoruz ve düzeltilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu, gerekirse bundan sonra tabii başka araçlarda Birleşmiş Milletler, diğer kurumlarda devreye girebilir. Uluslararası örgütleri de harekete geçirebilirsiniz. Türkiye bunu tanımadığını ilan etmek adına. Yani biz siz Irak Başbakanı ile bir telefon görüştük. Görüştük. Bu konuyu da etraflıca konuştuk. Dün konuştuk. Dün konuştunuz. Dün konuştuk. Çok işte 45 dakikalık bir görüşme oldu. Tam görüş birliği içinde. Görüş ve bu Ankara konuda ve Bağdat. Bu konuda Bağdat'la biz tamamen görüş birliği içerisindeyiz ve bu konuda Bağdat merkezi yönetiminin yanındayız. Yapılan bu oldu bittiği kabul etmiyoruz. Bu fiili durumu kabul etmiyoruz. Kerkük'ün demografik yapısını değiştirecek efendim, oradaki Türkmenleri, Arapları yok sayan böyle bir kararı doğru bulmuyoruz. Bunun Irak Anayasası'na aykırı alınmış bir karar olduğu da aşikardır. Aynı zamanda bölge ülkeleri, sadece Türkiye değil, İran'ın da bu konuda gerekli aktif katkıyı yapması lazımdır. Bunu da düşünüyorum. Bir çağrı gayet anlamında değerlendirebilir miyiz? İran'ın da bu konuda daha aktif komşu ülkelerden biri olarak gerekli net tavrı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Belki de yapmıştır. Benim takip edemedim. Evet. Efendim, FETÖ ile ilgili konularda bir gelişme var mı? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye'de temaslarda bulundu ve en üst seviyede Türkiye'nin kaygıları iletildi. Yeni yönetimin, Trump yönetiminin FETÖ konusunda tutumunu değiştireceğine dair bir işaret pek göremedik ama acaba biz mi görmüyoruz? Siz belki görmüş olabilirsiniz. Bir bilgi var mı bu konuda? Paylaşabilir misiniz bizimle? Açıkçası bu konuyu biz dile getirdik Amerikan Dışişleri Bakanı'na. O da yani konu yargıda, biz de takip ediyoruz gibisinden gene gelir geçer bir cevap verdi. Bizim henüz istediğimiz düzeyde bir gelişme yok ama biz işin peşini bırakmayacağız. Tatmin edici bir durum gelişmesi yani olmadığını anlıyorum. Klasik laf işte, yani bunlar yargının işi, hukukun işi, onlar da gerekli çalışmayı yapıyor. Siz gerekli zaten dokümanları, delilleri verdiniz. Yargı gerekli çalışmayı yapıyor. Bu hep söylenen şeydir ama burada bir irade ortaya konmasını bekliyoruz. Ve bu sürecin biz hızlandırılmasını bekliyoruz. Amerika ile ilişkilerimizi zedeleyen birkaç konu var. Bir tanesi bu FETÖ meselesidir. İkincisi PYD, YPG meselesidir. Üçüncüsü de Türkiye'nin kamuoyunun Amerika'ya karşı olan kaybolmuş güveninin yeniden kazanılması meselesidir. Bunları yapmak için iki şey yapması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri FETÖ konusunda daha net, kararlı olmalı. İkincisi YPG, PYD ile işbirliği konusu bizim için çok önemlidir. O konuda net durmalı. Bir terör örgütüyle, bize zarar veren bir örgütle işbirliğini devam ettirmemelidir. Bunları her seviyede, Cumhurbaşkanımız, biz,
Dışişleri Bakanımız her seviyede, her görüşmede aktardık. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra karar onların. Bu konuda bir tutum değişikliği olmazsa, bu konularda Trump yönetimi, evet, de Obama yönetiminin politikalarını devam ettirirse, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde nereye gelinmiş olur? Yani onu o zaman göreceğiz. Henüz şu anda sonuç o yönde tecelli etmediği için, evet, erken bir hüküm vermeyelim. Adil Öksüz Türkiye'deki bir başka ülkenin diplomatik temsilciliğinde bulunuyor, korunuyor veya saklanıyor olabilir mi acaba Sayın Başkan? Yani tabii her yerde aranıyor bu. Tabii böyle bulunamayınca da, ele geçirilemeyince bu ve buna benzer iddialar da sıkça ortaya atılıyor. Ama biz işin peşindeyiz. Nerede olursa olsun arayıp bulunacak. Bu iddia... Ölüsü yahut dirisi. Ölüsü veya dirisi. Yani, yani ölmüş olabilir mi? Ya bilemiyoruz tabii yani. Bu iddia, yani benim az önce ortaya attığım, daha doğrusu dillendirdiğim iddia, devletin de ciddiyetle ele aldığı bir iddia mıdır, bir tez midir? Yani başka bir ülkenin diplomatik temsilciliğinde de olabileceği iddiası. Yani tabii o, bu yeni bir iddiadır. Bunların her türlü iddiayı ciddiye alıyoruz ve üzerinde titiz bir şekilde değerlendirme yapıyoruz. Efendim, sonlara doğru geliyorum. FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda, yani Baylokçu milletvekiliydi, bakandı, bir iddialar ortaya atıldı. Ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor. Var zaman mı böyle zaman bir şey efendim? Olabilir mi? Ben yok diyorum. Siz yok. Çok açıkça. Olanları için biz gereğini yaptık. Belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, partimiz içinde bazı kademelerdeki yöneticiler, bunları gereğini yaptık. Temizliği yaptık, ama bizim bilmediğimiz bir şey var da Kılıçdaroğlu biliyorsa buyursun açıklasın. Bak buradan söylüyorum. Buradan açık. Bir listesi olduğu. Ya açıklasın yani, kardeşim. Ben bunu sordum kendisine canlı yayında. Evet. Ali Fırat'la birlikteydik o yayında da. Açıklasın. Biz üzülmeyiz, kızmayız canım. Buyursun açıklasın. Ben yok diyorum. Eğer buna rağmen var diyorsa buyursun açıklasın. Milletin yani, kafasını karıştırmasın. Baylokçu bir milletvekili. Kimseyi biz, kimseyi korumayız. İster milletvekili olsun, ister babamın oğlu olsun. FETÖ'yle ilişkisi olan hiç kimsenin yanında olmayız. Hiç kimseleri de bize açıklamıyorsa götürsün savcılara versin. Var mı böyle bir şey? İkide bir bunu tekrar edip durmasın. Efendim, gazetecilerin tutukluluğu ve tutukluluk sürelerinin uzun olması konusunda, yani hem sosyal medyada hem başka içeride ve dışarıda eleştiriler geliyor Türkiye'ye. Basın ve ifade özgürlüğünün sınırlandığı dile getiriyor bu yöntemle, bu durumla daha doğrusu. Buna şimdi dair... bir darbe üzerimizden geçmiş. 249 şehidimiz var. 2200'e yakın yaralımız, gazimiz var. Binlerce insan tutuklu. Yani ne olacak? Bir anda bunun yapılması mümkün mü? İşte yeni yeni başladı. Birçok dava açıldı. Davalar görülüyor. Bunların tabii dosyalarının hazırlanması var. Delillerinin toplanması var. Bu işin uzatılmaması gerektiğini söyleyen benim. Hatırlarsanız kamuoyuna kaç sefer, kardeşim bu darbeyi yapanlar belli. Ne bekliyorsunuz? Daha ne delili topluyorsunuz? Bir an önce hükmü verin. Millet de bir yüreği soğusun, rahatlasın. Bunu söyleyen benim. Bunun için bak, davalar, tutukluluk süreleri uzamasın, yargılama gecikmesin diye biz, bakın, darbe olmasına rağmen darbeden 5 gün sonra Hakan Bey, istinaf mahkemelerini kurduk. Bölge mahkemelerini kurduk. Niye? Her şey görülüyor, geliyor Yargıtay'a, Danıştay'a, oraya buraya. Dosyalar birikiyor, birikiyor, yıllar geçiyor, hüküm verilmiyor, mağduriyetler artıyor. Bütün bunları iyileştiriyoruz. İmkanlar geliştikçe bu süreler azalacak. Şimdi bu gazeteci filan tutuklama işi, bunlar tamamen Batı'nın tezviratları. Suç, gazetecinin suçu, işi terör örgütüne lojistik destek mi yapmak mıdır? Terör örgütünün Kandil'deki elebaşlarıyla gidip
görüşmek, onlara bilgi aktarmak mıdır? Terörle, yani gazetecilik kimliğiniz var diye sizin her şeyi yapma hakkınız mı var? Terör örgütleriyle iç içe olma hakkınız mı var? Teröre destek verme hakkınız mı var? Öyle bir şey olmaz. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devletinde insanları bağlayan kanunlardır. Kanunlara uygun hareket etmeyen kimse cezalanır. Gazetecilerin suç işleme hakkı olamaz. Siz de gazetecisiniz. Böyle bir hakkınız var mı? Yok. Niye size gelip deyip dolaşmıyorlar? Demek ki herkese gelmiyorlar. Bir şey yapıyorsa geliyor. Yoksa niye gelsin? Efendim, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı, evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı durumla ilgili bir yeni gelişme var mı? Bunu nasıl değerlendirdiğinizi bir iki cümleyle özetleyelim. Yani şimdi tabii bu da bir ilginç bir durum. Bu da çok anlaşılır bir şey değil. Şüpheli ve kuşkulu bir durum mu? Tabii, yani bu arkadaş 2014'ten beri 7-8 sefer gitmiş gelmiş. Yani o Rıza Zarrab davası başladıktan sonra da birkaç sefer gitmiş gelmiş Amerika'ya. İşte orada bankalarla görüşmek, efendim bir takım anlaşmalar yapmak için gitmiş gelmiş. O vakte kadar hiçbir şey olmuyor. Bu sefer tutuklanıyor. Tutuklanma sebebi de efendim işte Rıza Zarrab davası, İran'a ambargoyu ihlal edecek bir takım para transferlerinde imzası olması. İddia bu. Peki bu yeni bir şey değil ki. O zaman niye yapmadınız da şimdi yaptınız? Burada da bir FETÖ ayağı var. Yani burada hala mı? Gayet tabii. Burada da FETÖ'nün bir oyunu, bir tezgahı olduğu çok aşikar. Tabii şu aşamada yapılacak olan nedir? Avukat tutuldu, hukuki destek veriliyor, gereken çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de bir destek veriyor. Tabii. Ve bu sürece... Yani banka kendisi avukat tuttu kurumu, evet, o desteği veriyor. Bir kamu bankasını yani. Evet, biz siyasi olarak, diplomatik olarak ilgili makamlara bu işin yanlış olduğunu efendim dolayısıyla düzeltilmesi gerektiğini de söylüyoruz. Efendim, o hal ne zaman sona erer? Şartla, bakın, o hal ilan edildiğinde Hakan Bey, biz dedik ki biz o hali millete ilan etmiyoruz. O hali kendimize ilan ediyoruz. Yani biz bu FETÖ, PKK, bölücü terör örgütü, DEAŞ'ta mücadelede herhangi bir risk ortadan kalmayacak şekilde gerekli çalışmaları yapalım ve endişeleri sona erdirelim. Toplumdaki endişeleri sona erdirelim. Bakın, ne zaman sona erecek diyorsunuz. İkide bir laf çıkarıyorlar. İşte bu gece darbe olacak. Bu gece bilmem orada şu toplanıyor. Burada bu geliyor. İnsanlar bu korkuyla yaşamaya devam etsin istiyoruz. Bunların ortadan kaldırmak, milleti huzura tam anlamıyla kavuşturuncaya kadar devam edecek. Olağanüstü halin, ben size soruyorum, sizin yaşamınızda hangi olumsuzluğu getirdi? Bana söyler misiniz? Yani 19 Temmuz'da olağanüstü hal ilan etti. O günden bugüne siz daha önce yapıp da yapamadığınız ne var? Tek bir şey var. Evet, söyleyeyim mi? Söyle. Gri pasaportumu kullanmakta zorlanıyorum biraz. Niye? Çünkü yazı istiyorlar. İlave bir yazı götürmem gerekiyor kurumunuzdan her seyahatte. Ama o da güvenlik için. Yani evet. Çünkü bu pasaportu kullanan bazı kişilerin suistimal etmesi ve yurt dışına itica, yani yanıtını da ben vereyim. Soruyu maalesef ben sordum ama iltica başvurularında bulundular. Bu tedbir amaçlı. Evet. Yani bunun dışında günlük hayatta kimsenin herhangi bir şekilde ticareti zarar görmüyor, istediği kararlar alıyor,
yurt içinde istediği seyahati yapıyor. Yani olağanüstü hal devleti bu terör artıklarından temizlemek amacıyla yapılmış bir şeydir. 19 Nisan'da 3 ay uzatılıyor ya, evet. Süresi doluyor. Ondan önce toplanacak MGK gerekli. Siz yakın olduğunu düşünüyor musunuz? Yani o halin bitmesine yaklaşmışız gibi bir şeyiniz var mı? Hissiyatınız, tahmin. Çünkü devletin bilgileri geliyor size. Geliyor da tabii benim tek başıma bunu beyan etmem doğru olmaz. Evet. Yani bir kurul toplanacak. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ilgili bakanlar, kurumlar gelecek. Oraya güvenlik değerlendirmesi yapılacak, istihbarat değerlendirmesi yapacak, efendim hukuki değerlendirmeler yapılacak. Her türlü şey ortaya konacak. Onda bir karar alınacak. Evet. Onun için şimdiden açıklamam yanlış olur. Efendim bitirebiliriz diye düşünüyorum. Siz de çok yorgunsunuz artık. Uzun da bir program yaptık. Siz az önce böyle insanlar böyle bir şey olduğu zaman endişeleniyorlar, bir toplanma oluyor, bir kaygı oluyor deyince benim aklıma geldi. Bunun evet. Bir sosyal medyada trend topik olan, en çok konuşulan konulardan biri de vatandaşların bir bölümü gidip Cumhurbaşkanı'nın evinin önünde toplandılar. Bir Türkiye'nin büyük kuruluşlarından biri, tanınmış kuruluşlarından biri. Ülker'in bir reklamı 1 Nisan şakası şeklinde evet. Yayınlanınca farklı değerlendirmeler, yorumlar ve tartışmalar oldu. Bilmiyorum bundan haberdar oldunuz mu, bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Duydum. Görmedim de duydum. Yani izlemediniz mi o reklamı? Yok, izlemedim ama duydum. Anlatıldı mı size, özetle ne oldu? Anlatıldı, böyle bir hiç yersiz, anlamsız, insanları bir anlamda o darbe günlerini hatırlatan bir takım ifadeler varmış. Bir hesaplaşma falan, ondan bahsediliyormuş. Ablalar, abiler bilmem ne gibi bir takım yersiz laflar içeren ve zaten toplumda bir tedirginlik var. Bu tedirginliği tetikleyen maalesef talihsiz bir reklam diyelim. Hakikaten bir Nisan şakası gibi geliyor insana. Ama zaten Ülker de herhalde yaptığı açıklamayla bir açıklama bunun yanlış olduğunu ifade etmiş. Murat Ülker'in yaptığı bir açıklama vardı. Ben de az yani önce bunlara tabii herkesin bugünlerde çok daha sorumlu davranması lazım. Duyarlı davranması lazım. Milletin duyarlılığına saygı gösterilmesi lazım. Milletimiz bu konularda çok diri, çok uyanık. En ufak bir hareketlenmede hemen arıyorlar. Efendim diyorlar, bugün beni arıyorlar. İşte filan, bizim birlikte izinler kaldırıldı. Aman dikkat edin. Yani bu da telefon mu geliyor böyle? Gayet tabii, bu da iyi bir şey değil. Bunu abartılı mı buluyorsunuz biraz? Yani bu boyuta gelmesi de sağlıklı değil anlamında. Tabii bu da iyi bir şey değil. Yani sürekli acaba bu gece bir şey mi olacak korkusuyla insanları biz tedirgin etmeye hakkımız yok. Zaten efendim işte Pensilvanya'dan şifreli mesajlar geliyor. Burada o şifreleri çözen, sözüm ona, uzmanlar var filan, işte hoca efendi şunu dedi, bunu dedi falan diye yorumlar yapıyorlar. Efendim kahve falı gibi bir şey. İşte derler ya, işte 3 vakte kadar şu olacak, bu olacak. Bunlarla milletin kafasını yormaya lüzum yok. Bunların hepsi züğürt tesellisi. Bu millet 15 Temmuz'da ne yapacağını ortaya koydu. Bir daha olmaz der misiniz? Yani siz Sayın Başbakan olarak o mesajı alayım, onu da bitireyim. Yani rahat olsun mu insanlar? Çok güzel. Hani gece yatarken bakın, ya sabaha bir şey mi olur acaba diye bak, rahat etsinler mi? Ben bir kere milletimiz rahat olsun. Biz milletimiz adına nöbetteyiz. Milletimizin sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Onların rahat uyuması için, rahat yaşaması için biz nöbetteyiz, görevdeyiz. Ama bütün bunlara rağmen çılgınlığın mevzuatı yok Hakan Bey. Tarifesi de yok. Biri çılgınlık yapabilir. Yaparsa
karşılığını da alır, bedelini de öder. Evet. Bu kadar basit. Efendim, birçok soruyu sordum. Kamuoyunun merak ettiği gündemdeki konuları daha iyi anlaşılması için en uçtaki kaygıları da aktardım muhalefet partilerinin, farklı kesimlerin. Umarım anlaşılmıştır. Ben bir kere size bizim davetimizi CNN Türk ve Kanal D adına kabul ettiğiniz için Sayın Başbakan çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Uzun bir program oldu. Güzel şeyler vardı. Daha onlara giremedim. Birer cümle söyleyeyim. Yani mesela yani aklınıza bir şey kalmasın bitirin. Yargıyı konuşmadık. CHP'nin itirazları vardı. Seçilme yaşını konuşmadık. Birer cümle söylemek ister misiniz onları? 18 yaşa karşı çıkıyor. Tam 18'e karşı çıkıyorsun. 19'a niye çıkıyorsun? 20'ye niye çıkıyorsun? 21'e niye çıkıyorsun? 22, 23, 24. 9 milyon seçmen var. Birinden fazla. Onlara gidip hayır verin diyorsun. Ama onlar ben muhtar olmak istiyorum. Belediye meclis üyesi olmak istiyorum. Milletvekili olmak istiyorum. Belediye başkanı olmak istiyorum dediği zaman yok senin yaşın daha küçük. Böyle şey olur mu? Tamamen bir çelişki. Bakın 2011 seçim beyannamesinde CHP diyor ki seçilme yani aday olma yaşını 21'e düşüreceğim diye vaadi var. Yetmedi bir milletvekilleri meclise teklif vermiş. Seçilme yaşını 18'e düşürelim diye. Kanun teklifi vermiş. Bütün bunlar ortadayken şimdi CHP ortaya düşmüş. Bu gençler seçilmesin. Oy versinler ama bir yere aday olmasınlar. 9 milyon insanı yok sayıyor. Bunun yarısı kız, kadın, yarısı erkek. Erkekleri efendim askerlikten kurtulacak diyor. Hadi peki kızlar için niye karşı çıkıyorsun? Diyelim ki erkekleri ayıralım, onlar seçilmesin de 4,5 milyon genç kız var, onlara niye şans tanımıyorsun? Kafasında kadınlar yok. Bir, efendim işte bunlar 2 yıl vekil olacak, ömür boyu emekli, kıyak emekli olacak. Yok böyle bir şey ya, sen yıllarca 8 yıl SSK Genel Müdürlüğü yaptın be kardeşim. Sen bunu bilmezsen kim bilecek? Başlarsın 2 sene prim öderken sen şimdi emekli mi oluyorsun? Daha 25 sene prim ödeyeceksin. Bitmedi. Yeni düzene göre yaşı bekleyeceksin. Prim ödeme bitecek. Ondan sonra eğer öyleyse senin eskiden çok eskiden sigortan varsa farkları ödemişsen 9000 günü doldurmuşsan emekli olursun veya memursan 25 yıl fiili hizmetten sonra emekli olursun. Ama yapılan değişiklikten sonra biliyorsunuz kademeli yaş sınırı da geldi. Yani bazıları 62, bazıları 55, bazıları 65'e kadar emekliliği hak etse de maaş bağlanmıyor. Milletvekili için de öyle. Diğer 2 sene sonra milletvekilliği pareminden emekliliği prim ödeyerek hak edebiliyorsun ama 25 seneyi doldurman lazım. Yetmedi yaşı doldurman lazım. Yani böyle şey olur mu ya? Sayın Başbakan beraber bir televizyon programına çıkmak ister misiniz? Arzu eder misiniz? Sayın Kılıçdaroğlu ile mesela yararlı olur mu bilmiyorum. Hakan Bey hiçbir yararlı olmaz. Ben davet etsem yani, ben moderatörü ben olsam mesela. Ya hiçbir yarar olmaz. Çünkü Kılıçdaroğlu bozuk plak gibi aynı şeyleri tekrar edip duruyor. Bunları tartışılacak bir yanı yok. Bunlar açık yazıyor. Kanunlarda yazıyor, anayasaya değişikliklerinde yazıyor. Bunların nesini tartışacağız? Bilinmeyen bir konu olur da oturur tartışırsa neyi tartışabiliriz? Bu şey geçsin. Halk oylaması Türkiye'nin geleceğini 2023 hedeflerini konuşalım. İster misiniz? Halk yapılır tabii. Bunları konuşabiliriz. Ben davet edebilirim. Ama o çizgiye bir kere gelsin. CHP memleket gündemine gelsin. Yalan rüzgarından çıksın. Gerçek hayata gelsin.
Oturup konuşalım bunları. O zaman ben Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyleyeyim. Böyle bir evet. şey, belki de bizi izlemiştir evet. veya izleyenler vardır. Böyle bir Sayın Başbakan'ın bir çağrısı ve arzusu oldu. Kabul ederseniz. Memleket meselelerini konuşalım. Referandumdan sonra. Geleceği konuşalım. Memleket meselelerini konuşmak üzere diyeyim. Davet etmek istiyorum evet. Sayın Başbakan. Tamam, her zaman konuşmaya varız. Mecliste tamam. konuşuruz. Moderatör de ben olayım. Bir araya gelir konuşuruz. Hiç problem yok. Evet. Ama doğruları konuşacağız. Geleceği konuşacağız. Millete korku, endişe salmayacağız. Ümit vereceğiz. Hedef vereceğiz. Moral vereceğiz. Sadece moral vermeyeceğiz. Yapacağız. Hakan Bey yaptık. Yaparak geldik. Bakın. Bakın. Üçüncü havalimanı. Üçüncü havalimanı. En büyüğü Amerika'da 90 milyon. Atlanta. Biz 200 milyonluk havalimanı yapıyoruz. 100 bin kişiye iş vereceğiz. 250 hava yolu şirketi çalışacak. Günde 2000 iniş kalkış olacak. Bu bizim hava alanını kıskanıyorlar evet. meselesi bir komplo teorisi mi? Hayır gerçekten yok bunu geçenlerde İngiliz bakan ne dedi kıskanıyoruz mu dedi? Yok dedi ki ya gelin dedi bizim Heathrow'un da bir pisti yapılacak onu da yapın dedi. Ama onlar istemiyorlar ki. Yıllardır yapamıyoruz. Çıkaramıyorlar karar çıkmıyor. Yani. Aynı şekilde Almanya'da bu söyleniyor. Biz Berlin Havalimanı'nda biz kimsenin ne yaptığını, ne ettiğini kıskandığımız yok. Biz de diyoruz ki bizim yaptığımızı da kıskanmayın kardeşim. Berlin Havalimanı'nı bitiremediler bu evet, arada. Doğru. Siz belki biliyorsunuzdur. Bir proje doğru. götürmek ister misiniz onlara? Yani böyle bir talep gelirse memnuniyetle niye yapmayalım? Biz bir her türlü tecrübemizi paylaşırız. Bakın 1915 Çanakkale Köprüsü. Bu köprü orta açıklığı bugüne kadar en büyük köprü oluyor. Bunu biz yapıyoruz. Dünya krizden krize sürüklenirken biz bunu yapıyoruz. Evet. Akkuyu nükleer santrali, Sinop nükleer santrali. Bunlar yeni projeler. Al bitenlere Osman Gazi. 50 sene konuşuldu bu. Körfez. 5 sefer ihale oldu. İptal oldu. Olmadı Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Boğaz'a yeni bir gerdanlık, üçüncü gerdanlık, Avrasya Tüneli, bir mühendislik harikası. 3 dakikada Göztepe'den Yeni Kapı'ya gidiyorsun. Var mı böyle bir şey İstanbul'da? Bütün bunlar, Marmaray, 200 milyon vatandaş kullandı bugüne kadar. Bütün bunlar işte yaptıklarımız. Biz boş konuşmuyoruz. İşte yapılanlar burada. Evet. Şimdi evet. Efendim tabii kanal Türkiye'nin kaderini değiştirecek altyapı projeleri, yol projeleri, tünel projeleri. Bizim 14 yılda yaptığımız tünel uzunluğu 350 kilometre. 50 yılda bizden önceki 80 yılda ne kadar biliyor musun Hakan Bey? 50 kilometre. 50 kilometreye 350 kilometre. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını ucuca koyalım. Bizim tünel uzunluğundan daha fazla tutuyor. Çok iddialı bir şey söylüyor. Evet, çok iddialı söylüyor. Her karşılaştığı grupla onlara diyor ki siz 16 Nisan'dan sonra yoksunuz. O zaman efendim 16 Nisan'dan sonra bir program galiba geliyor gibi görüyorum ben. Biz buradayız. Öyle mi? Ben de buradayım. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ben davet ederim efendim. Ben sizinle ulaştırma projelerini konuşmaktan keyif alıyorum. Benim de ilgi alanım, uzmanlık alanım olduğu için bir gün sizin de böyle bir müsait zamanınızda Sayın Olur, Başkan, memnuniyetle. Lütfen yapalım. Sayın Ahmet Arslan'la da geçenlerle bugün konuştum. İhracat, bakın ilk %19 artış oldu ihracat. Bugünkü yeri mi? Evet, evet. İhracat. Hangi dönemin artışı? Mart ayında %19, bir önceki Peki. seneye göre. Peki. Proje teşvik, özel proje teşvik yatırım miktarı şu anda 20 milyar oldu müracaat. 82 milyar cazibe merkezlerine müracaat oldu. 420 bin yeni iş oluşturulacak. 10 yılda yapılacak yatırımlardan. İşsizliği çözecek önemli adımlardır diyor anlamında. Gayet tabii. Peki. Efendim tabii bu program çok daha uzar ama bu sefer bana çok kızacaklar. Kanal D'nin bütün yayın akışını bozuyorum gibi bir korku içindeyim, endişe içindeyim. Hani bizim CNN Türk'te bunu rahat yapıyoruz da. Sana
Kimsenin kızmasına gönlüm razı gelmez. Efendim çok büyük destek. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sayın teşekkür Başbakan. Ederim. Vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı verdiniz. Bu vesileyle 16 Nisan'ı konuştuk. Türkiye'nin geleceğini konuştuk. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditleri konuştuk. Bunları nasıl çözeceğimizi dilimizin döndüğü kadar evirmeden, çevirmeden olduğu gibi anlatmaya çalıştık. Sürçülisan etmiş olabiliriz. Affola diyoruz. Ve milletimize, bütün vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Bir de izleyicilerimize ben bir bu programlar ve bu röportajlar nasıl hazırlanıyor diye bir not ileteyim. Yani şöyle bir bazen algı oluşuyor. Sosyal medyada yazıyorlar. Efendim soruları önceden gönderdiniz ya da cevapları size geldi. Onun üzerinden hazırlık yaparak programlara çıkıyorsunuz gibi böyle bir şeyin. Bana gelmedi. Sureti katiye söz konusu olmadığını ne Sayın Binali Yıldırım'la ne de Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığım yayında böyle bir şeyin söz konusu dahi olmadığını bir kere sizi temin ediyorum değerli izleyiciler. Ve tekrar teşekkür ediyorum. Hem CNN Türk hem de Kanal D yayınına bu kadar büyük bir ilgi gösterdiğiniz için Sayın Başbakan tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar. İyi yayınlar.